7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Zuhal Topal'la Sofradan'ın çekimlerinde ekibimiz ve yarışmacılarımız Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı COVID-19 tedbirlerine uygun hareket etmektedir. Programımızda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterilmekte, pandemi süreci boyunca COVID-19 testleriyle sağlık durumları sürekli gözlenen Zuhal Topal'la Sofrada ekibi ve yarışmacıları koronavirüs tedbirlerine titizlikle uymaya devam etmektedir. Evimizin her noktası özel ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Gelin çok biliyor, ben istekliyim. Yine gideceğim, yine gideceğim dedim ve birinci olacağım yine dedim. Vallahi olabilirsin tabii ki. Olmayabilirim de. Zuhal Hanım, efendim? Kim bu meniye basit diyecek? Kim, yürek kim? İsterim, yürek. Sen biraz da yürek onlar? Aldı ciğerciden. Sen Gülsüm'ün gelinisin, Gülsüm'ün gelini. Maşallah. Sen bir kendine gel, kimin gelini olduğunu fark et. Birinciyiz, birinciyiz. Birinciyiz, birinci. Demişti yine. Yine diva kazanacak. Bu sefer de seker oğullarından Gülsüm Hanım kazanacak. Aferin kız gelinim benim. Aslanım benim. Maşallah, ciğerler gitti bu miktar. Vallahi gıcık canım. Gıcık vardı, o da gitti. Kim tutar seni? Hiç kimse tutamaz. Bir omuz gidiyor, durduramıyorum kendimi. Gayri ihtiyari. Tanesini aldı. İşte diva, herkesi selamlıyorum. Çalkala! Gece uyanıyorum, çalkala sesi duyuyorum. Ama bu değil ki, ben gelme diyorum, nefes al, alırım. Bırak dediğimde... Gelinimin ufak bir hediyeleri de var, buyurun. Çikolata koymuş, az kalmayalım diye. Titreme geldi, bıraktı. Ya. Titreme mi geldi? Lütfen yorumlarınızı doğru yapın. Tereyağında un kavurup konserveyi boşalttım. Ben domates yerken sen domates tanımıyordun bela. Keşke ben tarif etseydim. Çorbada bu kadar nefes tüketirseniz bu yemek bitmez. Kızım bu ne, ben bununla doymam ki. Bu ne ya? Divayla hiç yemek yemediğiniz için nereden bileceksiniz onu? Gözün doysun Saadet Hanım. Biz evde konuşmadık mı ki bu trit ayrı tabakta servis yapılacak diye? Ayran biraz verir misin? Midem bozuldu tamam. Puan vermemek için numara yapma. At canım benim ağzını. Maskeni çıkar. Çıkar canım benim. Türk televizyonları bunu da gördü ya. Al canım benim. Al canım benim. Kızım beni pasta ve 20 dakika seçtin de yorumumu yapacağım. Ama yapışıp çıkmak olsun. Bir itirafta bulunabilir miyim? Bir saniye itiraf edeyim. Et yiyeyim. Gerçekten sert. Zuhal Topal'la Sofra'da da Fenomenler Haftası'nın merakla beklenen final günü geldi çattı. Bugün Shakira kemeri ve zilleriyle haftaya damga vuran divamız Gülsüm Hanım ve gelini Canan'la lezzet yarışımız devam edecek. Şimdi evimize gidiyor, birinciyiz birinci şarkısını Fenomen kayınvalidemizden dinliyoruz. Merhaba, ben Canan Seferoğlu, Sivaslıyım. 35 yaşındayım, 3 tane çocuğum var. Çocuklarım desteğiyle geldim. Birinci olursam onların eğitimi için kullanacağım. İkinci kez geldim, ikinci kez birinci olacağım ve herkesi şaşırtacağız.
Gülsüm Seferoğlu, namı değer diva, Sivaslıyım. Yaşımı çok eleştirdiler ama gerçek yaşımı anlatıyorum burada. 59 yaşındayım. Birinci olmaya geldik. İlkinde de birinci olmuştum. Bu sefer de birinci olacağım. Geçen sefer çok acemiydim. Bilmiyordum nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Şu an çok tecrübeli geldim. İkinci kere yarışıyorum. Yarışmadan sonra çok popüler oldu. Pazara gidiyorsa herkes onu tanıyor ama beni tanıyan yok tabii ki. Kendini ön plana çıkarttığı için. Yalnız bu sefer diva olarak geldim. Artık yani İstanbul korksun annemden. Gülsüm gibi bir kaynanan var. Kaynanan korkma dedim. Bu sefer de yapacağız. Yine birinci olacağız. Rekor kırıp bu programdan gideceğiz. Yani gönlüm rahat, ben yemeklerimi yetiştirip masamı kurduktan sonra gerisi annem dedi. Kimseyi konuşturmayacağım. Masamdan olsun, oyunlarımdan olsun, karşılamamdan olsun. Kayınvalideler, boşa boşa boşa, divayı tanımıyorsunuz, tanımıyorsunuz divayı. Tanımıyorsunuz divayı. Bugün görüşeceğiz onlarla inşallah. Kim eleştirir benim masamı? Ben bir divayım, diva. Atmaca olurum, atmaca tırmalarım onu. Annem sürprizleriyle beni çok şaşırttı. Bu kadar beklemiyordum. İzleyip göreceğiz hepimiz. Gözleri fal taşı gibi açılacak. Divaya yakışır bir masa, divaya yakışır bir karşılama. Küçük dillerini dilerim yutmazlar. O dilleri ona lazım olacak kayınvalidelere. Kendime çok güvenmiyorum ama kayınvalideme çok güveniyorum. Güle oynaya gideceğim, eğlencemi yapacağım, göbeklerimi atacağım. Birinciyiz, birinci, birinci. Kim tutar bizi? Ekranlar yıkılacak, yıkılacak. Birinciyiz. Birinciyiz, birinci. Birinciyiz, birinci. Birinciyiz, birinci. Birinciyiz, birinci. Ta-ta-ta-tam. Fenomenler haftasında büyük final günündeyiz. Büyük finale de büyük bir diva yakışırdı. Divamız Gülsüm Hanım. Ve gelini Canan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Canan? Görüşmeyeli. Siz nasılsınız? Ben deyim. Şu taç. Gerçekten. Şu ruj. Şu tarz. Yani bu divalık boşu boşuna gelmemiş size. Teşekkür değil ederim. Mi yani Canan? Aynen ya öyle. Bir diva kolay yetişmiyor. Yok, yetişmiyor. Bu hafta diva olarak geldik. Bu hafta artık diva. Pazar, çarşı diva olarak konuşulacak. Tabii dedi, ben hem pazar divasıyım dedi. Hem düğünlerin divasıyım dedi. Hem sofrada programının, bizim programımızın divası. Aynen. Divalardan diva beğeneceğiz bu hafta ama bugün dananın kuyruğu kopacak. Kopacak. Çünkü daha evvel yarıştığında birinci olmuştu, evet, Canan. Evet, birinci olmuştu. Aslında sen de çok beklemiyordun sanki. Ben de hiç beklemiyordum. Annem sayesinde birinciliği kaptım. İnşallah bugün de öyle olacak. İnşallah. Hatta benim hatırladığım Gülsüm Hanım senin biraz zorunla gelmişti, evet, yarışmaya. Evet, evet. Aynen. Hatta şu an direkt annemi aradılar. Beni hiç aramadılar. Ama iyi olmadı mı? İyi oldu. Güzel oldu. Ana olarak evet, çocuklar da çok şu an heyecanlı bekliyorlar. Heyecanla bekliyorlar. Aynen. Bu sefer de seni aradılar ha direkt. Evet, direkt beni aradılar. Dediler geliniz pek istekli değil. Ben dedim ki gelin çok biliyor. Ben istekliyim. Yine gideceğim. Yine bitti. Gideceğim dedim. Ve birinci olacağım yine dedim. Evet. Ve yine birinci olacağını düşünüyor. Olacağım. Vallahi olabilirsin tabii ki. Olmayabilirim de. Eğer Zuhal Hanım birinci olamazsam şayet şuraya beni daha gidemem, eve kaybedemem. Neden diyeceksiniz? Neden? Birincilikten sonra sonuncu olmak bir divaya yakışır mı? Yakışmaz. Olmaz. Olmaz. Değil mi? Millet zaten sizi güler. Kıskanıyorlar, çekemiyorlar. Evet. Yani değil mi? Bu size mümkün değil. Yani mümkünatı yok böyle bir şey. Gülerler, gülerler. Benimle alay ederler. Aa, estağfurullah. Olur mu öyle yaparlar, şey? Yaparlar, yaparlar. Peki anlattı mı neler olduğunu sofralarda? Bayağı bir çekişmeli geçiyor. Çok çekişmeli aynen. Geçiyor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Hemen hemen herkesin puanı aynı. Ama ondan evvel tabii ki Canan, sen çok iddialı değildin. Çok da sakin götürmüştün o zaman yarışmayı. Şu anda öyle oldu. Şu anda da öyle misin bilmiyorum. Neler değişti sen kazandıktan sonra, nasıldı tepkiler? Annen çok meşhur olmuş, düğünlerin vazgeçilmez ismiyim benim dedi. Benim bir tepkim hiç olmadı. Hani bana karşı şeyler, yaklaşımlar, beni tanımadılar. Annemi Canan, daha çok tanıdılar. Niye pısırık oturuyorsun, birinci sana güveniyorum gelinesin. Anneciğim, divanın yanında nasıl olabilir? Kendine de güven. Sen Gülsüm'ün gelinisin, Gülsüm'ün gelini. İnşallah sen anneciğim. Bir kendine gel, kimin gelini olduğunu farkın. Birinciyiz, birinciyiz. Birinciyiz, birinci demişti birinciyiz, yine. Birinciyiz, birinci.
Yine Gülsüm Seferoğlu kazanacak. Yine Diva kazanacak. Bu sefer de Seferoğullarından Gülsüm Hanım kazanacak. Birinciyiz, birinci. Bugünü vallahi hiç kaçırmayın. Yani ben zaten büyük finalde dedi ki eğer ki biz birinci olursak dedi. Yani kına yakacakmış. Ne yapacakmış? Kına yakacağım ben birinci olursam. Ve kına getirdiniz mi? Evet. Sürprizleri mi var? Tabii. Evet. Aa! Divalığının hakkını vermeye geldi. Çok sürprizim var. Çok. Bugün ekranlar kilitlenecek. Türkiye bu programa kilitlenecek. Diva geldi. Ateşli yemek getirdiler. Sürpriz mi? Bana sandalyeyi süslemişler. Sen bir divayı kandırabilir misin? Zaten kanmadın 4 verdi ama dün de 7 verdi. Duydun mu puanı? O 4 verdi. Bir gün silmiş tekrar. 9. Ha bir de 9'du 4 demiş. Sonra dedi ki yok 7'ydi 4 yaptım dedi. Strajedi yaptım Zuhal Hanım. Ne yaptın? Strajedi herkes yarışmaya birinci olmaya gelmiyor mu? Bir trajedi oldu bu tabii sonra. He, birinci olmaya gelmiyor mu? Ben de şimdi birinci olmuşum. İkinci kere birinci olmayayım yani. Taktikler sen... Bu programın kitabını yazarsın. Bu programın kitabını yazacağım ben. Bir de kendi kitabını da yazacak hayat hikayesini. Evet, hayat hikayesini yazacak. Bir de öyle de var. Evet. Peki, şimdi tabii ki büyük sürprizler bizi bekliyor. Eminim beni de bekliyor. Ben de bilmiyorum ne olacak, ne bitecek. Ondan sonra ama tabii ki bildiğimiz bir şey var ki fenomenler haftasında menü çok önem arz ediyor. Çarpı iki katı her şey. Acaba senin menün nasıl bir menü olacak ki fenomenler haftasında ikinci kez birinciliği kapacak mısın, kapmayacak mısın Canan? Menün belirleyecek tabii bunu. Yazın yaptığım domateslerimden, konservelerimden domates çorbası yapacağım. Ha güzel, yazlık domatesler. Canlı. Ara sıcaklıkta tiritimiz var, paçanga böreği var. Neyli tirit? Tavuklu tirit. Hı-hı, paçanga sen geçen sefer de evet. Paçanga yapmışsın. Devam ediyoruz. Zor yemek. Evet, paçanga yanında tirit var. Aydari. Sonra acukamız var. Oo acuka da yapacağız. Evet, çok severim. Cevizli. Oh. Ondan sonra ana yemekte kremalı mantarlı bonfilemiz var soslu. Kremalı mantarlı bonfile var. Patates püresi cacığımız var. Sonra patates püresi ve cacığım var. Cacık var. Tatlımızda çilekli fincan tatlımız var. Çilekli fincan tatlınız evet. Var. Zuhal Hanım ben menüyü bilmiyorum şu an duyuyorum. Gerçek söylüyorum. Gerçek söylüyorum, şu an duyuyorum yani. Koskoca diva. Aferin elime benim, aferin. Benim nasıl şu an duyuyor? Söylemedin mi sen? Yok söylemedim, o puanlarla ilgilendiği için menüye menü kaldı. Menü beni çok ilgilendirdi. Bana hakim olamayacak. Menü hiç umurgalamaz beni diyor. Şu an mı öğrendin? Gerçek söylüyorum. Beğendin mi menüyü? Güzel. İddialı, o birilerinden çok iddialı. Aferin kız gelinim benim. Aslanım benim. Aşağı, ciğerler gitti bir miktar. Vallahi Canan. Gıcık vardı, o da gitti. Sen gerçekten ben o zaman da çok bağdaştıramamıştım. Şimdi bu kadının nasıl böyle bir gelini var ya da böyle bir gelin nasıl böyle bir kayınvalidesi var? Hiç alakamız ailemiz yok. Ailemiz de böyle eşi falan kayınpederim. O mübarek insanı gerçekten çok merak ediyorum. Allah yardımcısı olsun diyorsun. Ya ama canım ama bir şey söyleyeceğim. Basit demesinler senin bu menüne. Basit derler mi? Annem varken hani menünün de hakkından gelecekti. Hiçbir şey diyemezler aynen, diyorsun. Aynen. Doğru. Zuhal Hanım. Efendim? Kim bu menüye basit diyecek? Kim yürek bu kim? İsterim yürek. Sen biraz da yürek al da ciğerciden. Az biraz. Peki Canan seni markete yolluyorum. Tamam. Eminim aynı sakinlikte. Sen alışverişini yapar gelirsin. Tamam teşekkür hadi sana kolay gelsin. Hadi güzel kızım kolay gelsin. Görüşürüz. Hadi gelinim benim. Hadi aslanım hadi bakayım. Koş. Kim tutar seni? Hiç kimse tutamaz. Kimin gelini? Gülsüm'ün gelini. Divan'ın gelini. Divan'ın menüsü değil ki. Bir de bu menü ben size diyeyim mi? Nasıl anlatayım? Basit menü ya. Bununla bu, Burak birinci, ikinci belli olamaz. Gülsüm Hanım, bence dün 7 vermesine taktik yaptı diye düşünüyorum, günlü oynadı diye. Durdu. Mesela hep küçük puanları verdi. Normalde güzel masalar da vardı. Mesela benim gelinin masası, daha sonraki masalar da vardı. Tamam, dünkü masa da güzeldi ama bekliyordum aslında. Ben Gülsüm Hanım'dan beklerim. Sağ gösterip sol vuruyor çünkü, beklerim. Bu menüye bol bol oynasın, daha da göbek atsın. Çünkü menü çok basit, yorulmamıştır. Göbek atacak zaman ayırmıştır kendini. Ya divan mı? O da neymiş ya? Ne olmuşlar onlar ya? Ben de anlamadım kendilerken nereye benzetiyorlar anlamadım. Hiç de yakışmamışlar. Ama bana çalkala kaynağına çalkala. Onları çalkalatacağım bugün masada. Var ya ne taktik. Dün bir gördüm 7 puanı ben şok. Bugüne yatırım. Tabii ki. Var. Tabii ki. Az değilsin sen. Aa ama Nermin Hanım niye 3 verdi? Nermin Hanım da hesapta yüksek puanları aldı ya, birinci olacağını zannediyor. Biraz öyle sevinsin.
Finale kadar diyorsun. Bana da kızdaki niye bu puanı verdi? Keyif benim değil mi? İstediğimi vereceğim. Ben sana soruyor muyum kaç puan verdin diye? Senin de bana sormaya hakkın yok. Canan nereye? Hadi mikser, hemen markete koşuyoruz. Şimdi ben yoruluyorum mesela. Gidiyorum çat kapı büyük geline Canan'a. Ha öyle gidebiliyor musun çat kapı? Gidiyorum, yemeğimi yiyorum, çayımı, kahvemi. Ama olur mu? Belki müsaitler istemiyorlar sizi. Ben istememe gibi bir şansı yok onun. Değil mi? Bir divaya hayır dün denmez. Mesela programdan çıktık, işim bitti, telefonu açtım. Dedim Canan kırmızı mercimek çorbayı yap, bol limonlu, hemen geliyorum dedim. Gittim ki mı? Yapmış. Yapmasa olay olurdu, yer yerinden sallanırdı. Ben isteyeceğim, o yapmayacak. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Hala diyorsunuz kedi gibi gelinlerim etrafta yaşıyorlar. Evet. Canan, divanın gelini olmak nasıl bir duygu? Vallahi çok zor bir duygu. Yani bütün sorumluluk şu an bende. Hemen yağımızı görmüşken alalım. Kaç yıllık gelinsin? Ben 11 yıl oldu. 11 yıllık divaya gelinlik yapmak nasıl bir duygu? İyi bir duygu. Eğlenceli geçiyor diva olduğu için. Gerçekten normalde de böyle mi? Aynen öyle, her gün evimizde bir şenlik havası var. Müzik sistemini açıp oynuyor mu? Aynen evet. Bizim ev de öyle, kendi evi de öyle. Mesela size gelince ne yapıyor? Canım çok sıkkın diyor, müzik açıyor, oynuyor. Çocuklar da kendine benzedi. Yok dedi, onun oğulları karılarınızı boşayın deyin, boşarlar dedi. Öyle annelerini dinliyorlar dedi. Tövbe estağfurullah. İnşallah dinlemezler böyle bir şey. Ama doğru. Yok öyle. Böyle bir akraba olur mu akbaba gibi? Neleri konuşuyorlar ya? Ya konuşuyorlar de, ama programda da söyledim ya, ailem de beni çekemez. Öyleymiş ya. Söyledim ya. Gerçekten mi? Gerçek, şaka değil vallahi. Birinci dereceden yakınlarınız, akrabalarınız mı Hemide? Evet, aynı kan bağı taşıyoruz ve soruyorum, gerçekten biz aynı anneden aynı babadan mıyız? Neden biliyor musunuz Zuhal Hanım? Neden? Çünkü onlar benim başarımı kıskanıyor. Olmaz da öyle bir şey. Diyelim ki birinci gelemedim. Uf, düşünemiyorum onların söyleyeceği sözleri. Sırf onların ağzına laf vermemek için zaten bugün ya birinci ya birinci olmalısın. Evet. Canan, kendine güveniyor musun? Güveniyorum. İddialıyım. Aman önüne basit diyebilirler. Desinler, kaynanam arkamda olduktan sonra basit menülerle de birinci olurum ben. Bu arada Elkin Nurcan nasıl? İyi. Selamı var sizlere. Sizleri çok seviyor. Bir dahaki sefere Nurcan da katılmasını diliyorum. İnşallah öyle umur. Yoksa sen gelmek istemedin mi? İstemiyorum. Zaten direkt beni aramadılar. Annemi aradılar. Galiba bir divaya hayır denmiyor. Aynen evet. Kayınvalidenin Nurcan'la arası nasıl? Aynı sorunlar devam ediyor yine. Kayınvaliden eskiden pazarcılık mı yapmış? Evet doğru. Neler satıyordu? Ya pazarda tabak falan satıyormuş. Pazarların da divası olmuş mu? Aynen tabii canım, pazarları yıkıp geçiyormuş. Hazmedemediler. Diva olmuşsunuz. Bana soruyorlar. Ne diyorlar? Para mı istiyorum senden? Yemek mi istiyorum? Çay mı istiyorum? Kahve mi istiyorum? Çeneni kes otur. Barışırsınız inşallah bir gün. Ya, aile önemlidir. İnşallah ya, tekrar. Ya barışsak da ne olacak ki? Bir şeyi kırdıktan sonra ne anlamı var? Anladım. Hata bir olur, iki olur, üç oldun mu hiç olur. Evet, her ailede olabilir şeyler bunlar. Oluyor maalesef. İnşallah öyle. Tatlıya bağlanır bir gün diyelim. Ve isterseniz mutfağa geçiş yapalım tamam, Sayın Diva. Tamam, buyurun Zuhal Hanım. Evet, bakalım tamam, mutfakta bizi ne bekliyor. Çok merak tamam. ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Önce divalar. Sağ olun. Divandan kalktı diva. Annem sayesinde hiçbir şey denemeden geliyorum. O beni kurtaracağını zannediyorum. Yemekler tuzsuz bile olsa annem sayesinde birinci olacağıma inanıyorum. Diva geliyor artık. Divanın geleni de bırak eksiksiz olsun da birinci olalım, boş ver. Hadi etlerimizi de alalım. Çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Kasaya. Her şeyimiz tamam ve bitti. Alışverişi tamamlayan gelinimiz ödemesini yapıyor. Hemen çıkıyoruz. Zuhal Hanım size layık değil ama kusura bakmayın. Sizin kadar güzel değil. Estağfurullah, ne kadar güzel. Niye zahmet ettin? Zahmet olur mu? Ya benim bu da küçük bir hediyemiz. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Olsun. Tek taş, büyük bir taş gelmiştir. Çam sakızı çoban armağanı. Size layık bayıldım. Değil. Bayıldım. Çok İyi günlerde güzel. Kullanın. Hadi böyle buraya da koyayım. Çok mersi size de. Teşekkür. Nazar boncuğumuz olsun. Evet. Nazar değmesin. İnşallah. Yalnız hikayem beni etkiledi ha. Şimdi, hatta arkadaşlarım dediler ki çok acayip bir hikaye var. Bir kavanoz hikayesi. Nedir o kavanoz Şimdi Zuhal Hanım ben size bilmiyorum. Anlatayım. Ben diva oldum ama kolaylıklı olmadım. Kısaca anlatacağım. Başınızı ağrıtmak istemiyorum. Ben şu kavanoz hikayesini merak ettim. Eskiden ben böyle tamam mı reçel alırdım böyle. Hoş geldin. Ben geldim. Naber, hoş geldin canım, gelinim benim. Güzel parçası geldi. Sen hemen üzerine başını değiştir de gel. Eskiden böyle reçel alırdım ben. Böyle kavanozlarda. Bardaklarda çok çabuk kırılıyor ya. Evet. Devamlı bardak
yapmalıyım? Çocuklar da ufak, o kavanozların reçellerini yerdik. Onun içindeki reçeli yedikten sonra onları çay bardağı yapardım. Çünkü çok onlar kolay kolay kırılmıyor. Evet. Bir erkek kardeşim aradı beni, dedi ki size geleceğiz dedi. Çay içmek istiyoruz dedi. Çayı dedi kavanozda mı içeceğiz dedi. O zaman dedim zahmet edip lütfen bize gelmeyin. Bizde çay yok. İyi yapmış mıyım? Ondan sonra mı görüşmemeye başladınız? Yok, ondan alakası yok. Hep öyleydi zaten. Hep öyleydi. Üzüldüm evet. Şimdi ya. Yok, üzülecek bir şey yok. Onlar öyle istedi. Beni hazmedemiyorlar, beni taşıyamıyorlar. Ben onlara nasıl diyeyim 100 kilo, 200 kilo fazla geliyorum. Ya taşıyamıyorlar beni. Hay Allah, üzüldüm ya. Böyle bakın neşeli hayat dolu bir kadının gerçekten çok... Onlar beni yıkmaya çalışıyor ama bir divayı kolay kolay kimse yıkamaz. Ama kardeş kardeşe destek olur. Şu hayatta insanın başka kimi var ya? İnsana ne varsa gene ailesinden var aslında. Öyle de biz de annem demişti ki... Ben gidersem o bir tarafa görüşmezsiniz demişti. Doğru söylemiş, bilmiş kadın. Evet, evet, vefat bilmiş. Etti. Aynen. Dostlar sağ olsun, dostlar sağ olsun. Üzücü tabii. Bir şey daha anlatmak istiyorum. Başınızı ağrıtmıyorum değil mi? Çok yok, kısa anlatacağım. Buyurun buyurun. Çok bu kısa. Bir yandan da malzemeler istersen. Tamam, benim... bir yandan da çıkarayım ben. Çıkarırsın. Şimdi benim çocuk, büyük oğlumu yeni doğum yapmışım. Küçük, daha yani kundaktan yeni çıktı. Bir yaşına bile gelmedi. Acil. Şey işte pazarlara tezgah açıyorum. Her şeyi satıyorum. Karnını doyurmak için satmak zorundasın. Gerekirse çöpe bile çıkarım. Yapacak bir şey yok. Ekmek parası. Doğru tabii ki. Neyse işte pazara tezgah açmışım. Tezgahı da daha yeni kurmamışım böyle. Tak belediye geldi benim malımı topladı. İşte görevliler. Neyse tamam mı? Ben de dedim ki bakın dedim ben dedim malımı topladınız ama dedim ben bu çocuğu nasıl doyurayım, çalışacağım ki doyuracağım. Lütfen mallarımı geri bırakın dedim. Yok dedi, yasak, izinin var mı falan. Neyse ben de tabii ki aldı götürdüler benim eşyalarımı. Ağlayı ağlayı yerlerine gittim. Çıktım direkt mevkisi olan yere. Dedi ki şey dedim böyle böyle dedim benim mallarımı aldılar dedim. Lütfen dedim benim mallarımı teslim eder misiniz dedim. Masanın üstüne çocuğumu yatırdım böyle. Ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum dedim. Bu çocuğa kim bakacak, kim? Bu çocuk kaç dedim. Ondan sonracıma ben siz bakacaksınız, mallarımı aldınız dedim. Yok yok dedi, al götür dedi, al götür dedi. Ben dedi 3 tane var bende, bir de senin çocuğuna bakamam dedi. Sen bilirsin dedim, ben böyle yürüyorum gidiyorum işte. Peşimden koşturuyorlar vallahi böyle. Helal olsun ha. Böyle böyle koşuyorlar koşuyorlar. Ondan sonracıma dedi ki şey dedi. İşte yetkililere telefon açtı lütfen dedi. Gülsüm Hanım'ın malını alın, götürün götürdüğü yere bırakın. Bir daha da ona karışmayın dedi. Bu arada da ben giderken peşimden de eşim beni takip ediyor. Böyle. Ne takip ediyorsun beni? Ne takip ediyorsun? Bırak, ne ekmeğimle oynuyorsun? Seni görsen o mallarımı benim geri verirler mi? Neyse ondan sonracıma yetkili dedi ki yalan yalan dedi. Bunun eşinde, peşinde biri vardı dedi. Ben de döndüm dedim ki bana bakın bana. Gencim, güzelim, zayıfım, kalem gibiyim. Saçlarımı böyle savura savura geziyorum. Saçlarım buralarda. Ondan sonracıma neyse. Dedim ki o adam bana asılıyor, asılıyor. Eşim demedim. Niye? Eşim desem gitsin adam çalışsın, ekmeğini kazansın çocuğunun diyecek. Peki çalışmıyor muydu beyefendi? Yani 3 gün çalışıyordu, 5 gün çalışıyordu, 10 gün yatıyordu, 1 ay çalışıyordu. Öyle işte. Bana asılıyor dedin. Gel. Öyle dedim. Bana asılıyor dedim. Yetkili dedi ki ya helal olsun kadına dedi. Helal olsun dedi. Mallarımı benim getirdiler arabalarıyla oraya bıraktılar. Bir daha da karışmadılar. Kadının gücü, divanın azmi, evladı için insan gerçekten her şeyi bir tarafa bak neler bizim. Vallahi helal olsun. Hoş geldin bu arada Canan. Annem bir yandan anlattı bizi büyüledi bu hikayeyle. Gerçekten evet. Enteresan hayat kesitleri hikayeleri. Vallahi bravo diyeyim ben. Sen hemen bir dön tezgahına, senin süreni başlatacağım. Her şeyin tamam mı? Eksik gedik bir şey var mı gözüne çarpan tatlım? Yok. Bak bakalım tatlım. O zaman 2,5 saatini başlatıyorum. Tamam, kolay gelsin. Ediyorum. Yani Zuhal Hanım böyle... Diva'da ne? Kolay olmuyor diyorsun bir diva. Evet konuşuyorlar bol bol ama bir diva nasıl yetişiyor? Nasıl yetişiyor? Yıllarım nasıl geçmiş? Böyle yürüdüğümde
20 kişi, 10 kişi de çocuklar böyle peşimden yürüyordu. Gerçekten mi anneciğim? Güzeldim. Ama güzel kadın. Aa, şu gözler maşallah endam. Anneciğim, yıl 1974 ve Bağdat Caddesi'ndesin. O zaman nasıl yürüyordun? Saçlarımı savura savura. Böyle. Ay ay ay. Şimdi de 1986'da İstiklal Caddesi'nde yürür müsün? Orada nasıl yürüyorum? Evet. Sene 2021. 2021'de nerede yürüyoruz? Diva kopuyor. Eyvah. Ve fenomenlerde diva kopuyor. Kopalım o zaman anneciğim. Evet, koparız. Bana bak mikser, sen de ver gazı, ver gazı. Şu miksere karşı hislerini çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsun onun hakkında? Suhal Hanım, geçen defa da aynısını yaptı Mikser Bey bize. Mikser Bey. Mikser. Evet. Gelinime müdahale etmeyeyim diye. Hep böyle kafasını karıştırıyorum. Ya mikser dur lütfen dedim, kafamızı karıştırma. Valla onu durdurabilecek bir kişi tanıyorum, o da siz. Ben. Onun hakkından gelirsiniz diye umuyorum. Çünkü lazım, bir istiyor. Bir istiyor, onun zamanı geldi. Onun zamanı geldi. Bakalım diva mı beni durduracak yoksa ben mi divayı durduracağım? Ay Orkide de ne zahmet ettin ya. Ay, nereden baksan 250 TL bu ya. Ya sizin kadar güzel değil. Maşallah bak neler yaşamış, yine de yaşam enerjisine bakın. Bir omuz gidiyor, durduramıyorum kendimi gayri ihtiyari. Ay duramayacağım. Ay tacı düştü. Aman. Diva herkese almaz sahnesine Diva. Buyurun. Diva Hanım. Ay Diva beni sahnesine aldı. Sofrada programıyız, buradayız ya. Onu da unutmayalım. Yani bir yemek ile ilgili bir program bu. Ola ki şaşırırlar diye. Yağ var bakın, menü var burada. Divan. Ay! Divan! Divan olacak iş değil. Hiç olmaz. Sayın Diva, çok teşekkür ederim. Ben Canım. Teşekkür ediyorum. Ana yemekte servis edilecek püre için doğranan patatesler haşlanırken bonfileler, defne yaprağı, biberiye, kekik, ayçiçek yağı ve sarımsakla marine ediliyor. Bu arada sevgili izleyenler, siz de bizimle bu keyifli anları paylaşmak ve tam 15 bin TL'nin sahibi olmak istiyorsanız hemen bizi arayın. Nereden arayacaksınız? 0543 ile başlayan telefon numaramız var. Zuhal Topal'la Sofra'da Instagram hesabımız ve Fox.com.tr üzerinden de bize ulaşıp başvuruda bulunabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir tarafından başvuru bekliyoruz. Her şeyiniz bize ait, siz sadece gelin yeter diyoruz ve cuma günü büyük finalde 15 bin TL'yi teslim ediyoruz. Ve bugün de bakalım kime gidecek 15 bin TL? Gülsüm Hanım bana ve gelinime gelecek diyor. Evet, divaya, divaya, divaya. İnşallah, inşallah. Divaya. Bugün de gönlüm senden yana Canan. Teşekkürler Zuhal Hanım. Teşekkür İnşallah ediyorum. Sen de kendine inan ve güven ama. İnanıyorum tamam artık. Tamam mı? Evet. Annem hediye de inşallah için bana yardım edersin. Etmez mi? Sen annene çok güvenme canım benim. Annen oynayacak, sen annene ne güveniyorsun? Değil mi? Siz zaten burada oynamak için geldiniz. Evet. Biz burada eğlenmeye geldik. Ne yemeği ne şey. Siz de aa. Nazar boncuğunu şimdilik buraya bırakıyorum. Tamam, tamam. Efendim, tamam. Nazar boncuğumuz kalsın, sonra alacağım. Çiçek için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizleri öpüyorum. Ben de rica ederim. Zuhal Hanım, çocuklarım size çok selamı var. İsimleri ne? Elif, Naz, Akın, Beril, Su. Elif, Naz, Akın, Beril, Su. Evet, Cuma, sizleri çok seviyorlar. Öpüyorum sizi. Anneniz bugün döktürecek inşallah. Hadi divan, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi çalkın.
Ay kadın vallahi acayip yaşam enerjisi. Şu enerjiden biraz da şu versenize şuna. Hoşça kalın Zuhal Hanım. Şu ana kadar neler yaptın gelin hanım? Ben hemen etlerimi marine ettim. Marine sosunda neler var? Defne yaprağı, biberiye, taze kurutulmuş biberiye, karabiber, kekik, sarımsak rendeledim, soya sosu döktüm. Zeytinyağı marilenecek, ondan sonra mühürleyeceğim. Ne eti kullandın? Canım, bonfile. Dana bonfile. Miksere bakma sen, çabuk ol. Annemiz neyi karıştırıyor? Çilekli fincan tatlısı. İçerisinde neler var? Şu an süt, şeker, un karıştırıyor. Onlar katılaşınca hemen yağıyla vanilyayı ekleyeceğim. Ana yemeğe devam eden Canan sosunu yapacağım, mantarları yıkamaya başlıyor. Anneciğim, senin verdiğin 7 puanı çok eleştirdiler. Taktik yapıyor dediler. Desinler, trajedi yapıyorum. Neden diyeceksiniz? Bugün benim günüm. Ben 7 verdim. Verdiğim puandan da asla pişman değilim. Mutluyum. Ben kazanmaya geldim. Taktik yaptın mı? Taktik yaptım. Taktikler benden sorulur. Ben birinci olmaya geldim. Diğer adım da benim taktikçi. Bir adım diva, bir adım da taktikçi. İnanamıyorum sana anneciğim. İnan inan mikser. İzleyicilerimiz de seni çok eleştirecek. Eleştirsinler. Ha Gülsüm. Gülsüm var ya, çok bilmiş biri. Bugün 7'de niye verdi? Çünkü gününü oynadı. Kendinin bugün günü ya. Gününü oynadı yani. Bekliyordum aslında. Ben Gülsen Hanım'dan beklerim. Sağ gösterip sol vuruyor çünkü. Beklerim. Ben bu bir yarışma mikser. Ben buraya kazanmaya geldim. Kazanacağım ve gideceğim. Kimseye göz açtırmayacağım. Masamı konuşturacağım. Futbol maçında takımlar taktik yapmıyor mu? Onlar da yapıyor. Kazanmak için. Kazanmak için her yol mebahtır. Canan, kayınvalidenin yaptığı taktikler için neler düşünüyorsun? Evet, taktik yaptı ama bakalım, inşallah bugün, dün 7 verdiği, bugün de bize iyi bir puan verirse kazanmayı düşünüyoruz. Verirler mi acaba? Bilemiyorum, yarışma bu, 7'yi verdi diye o da 7 Canan, verecek Canan kendine diye. Gel kızım Canan. Ne diyorsun, verirlerse mi verirlerse? 4'ü de kalmış sanırım, 4'ü de basabilir. Alacağım de, alacağım de. Fincan tatlısının muhallebisi karıştırılmaya devam ederken gelinimiz yıkadığı çilekleri doğruyor. Canan, şimdi ne yapıyorsun? Şu an tavuklu tiritim için, tavuk suyunu kullanmam için tavuk haşlıyorum. Tiriti evde denedin mi? Denemedim, ilk defa burada yapıyorum. Neden denemedin? Canan çabuk İlklerim biraz İlklerim güzel oluyor o yüzden. Canan çabuk şey, biraz çabuk, biraz hareket, hareket. Hareket olan yerde bereket olur. Bakayım anne. Fincan tatlısının muhallebisine tereyağı, vanilya ekleyen yarışmacımız, çorba için eriyen tereyağında yazdan hazırlanan konserve domates kavruluyor. Ardından paçanga böreği için pastırma doğranıyor. Canan, yarışmadan sonra annen çok konuşuldu. Annem zaten konuşuldu. Beni kimse konuşan olmadı. Ben arada kaynadım herhalde. İnşallah bugün konuşulurum bundan sonraki. Kayınvalidenin diğer geliniyle katılmasını mı istedin? Evet. Anne dedim, hani artık ben yani gittik benle beraber. Diğer gelinle katılsan dedim. Domatesin kabuklarını soy Canan. Anneciğim, Nurcan seninle yarışmak istemiyor mu? Nurcan yani yemek, tam yemek bilmiyor işte. O yüzden burası da bir yarışma programı olduğu için kendimi riske atmak istemiyorum. Paçanga böreğinin iç harcı için pastırmadan sonra domates ve yeşil biber doğrayan Canan şimdi de kaşar rendeliyor. Anneciğim, ilk yarışmaya katıldığınızda diva değildiniz. Evet. Neler değişti de diva oldunuz? İlk yarışmada birinci geldikten sonra çok ilgi gördüm. Hiçbir yerde yürüyemedim. Beni böyle çeviriyorlardı. Sizi şeyden tanıyorum, Fox TV'den, Zuhal Hanım'ın programından. Birinci gelmiştiniz, birinci gelmiştiniz. Bir resim çektirebilir miyiz diyorlar. Birinciyiz, birinci, birinciyiz, birinci. Birinciyiz, birinci, birinciyiz, birinci. Ben de sonra oradan çok talep gelince dedim ki divalı atılayım, biraz da diva olayım. Üç tane diva var. Biri Bülent Hanım, biri Ajda Hanım. Biri de Gülsüm Hanım. İstenen kıvama gelen muhallebi kuplara alındıktan sonra üzerine dilimlenmiş çileklerden konuyor. Gelin hanım, görmeyeli sen hızlanmışsın. Ay vallahi çok büyük üzerimde yük var. Diva olun, divalar olunca. Canan, Canan, aferin benim kızıma. Aferin, aferin. Sarışın kızım benim. Benim kızım kazanacak. Benim kızım kazanacak. Birinciyiz, birinci. Birinciyiz, birinci. Ay dayanamıyorum. Benim kızım kazanacak. Benim kızım kazanacak. Sarışık kızım. Sarışık bombam benim. Sarışık bombam.
Yarışmacımız kayınvalidesinden aldığı enerjiyle çilekli fincan tatlısını kuplara aldıktan sonra çabuk donması için buzdolabına koyuyor. Canan! Kus! Söyleyeyim seni! Ha! Hem yaparım çabuk! Anneciğim, şimdi de panter mi oldun? Panterim, panterim, atmacayım, atmaca. Paçanga böreği için açılan hazır yufkalar kesiliyor. Gelin hanım, paçanga çok basit bir börek değil mi? Abi ne yapalım? Hamur açamıyor musun? Yok, açamıyorum ben. Aslında Canan çok marifetli bir gelin değil. Ne dedin anneciğim? Bilmiyor hamur işlerini falan. Aslında çok marifetli bir gelin değil işte. Kayınvalidesinin sayesinde birinci bir olacak. Bir daha gelmiyorum. Canan şaka şaka. Canan, paçanganın içinde neler var? Yeşil biber, kaşar var. Ondan sonra pastırmamız var, domatesimiz var. Paçanga böreğinin pastırma, domates, biber ve kaşardan oluşan iç harcı kesilen hazır yufkalara sarılıyor. Canan, bu yemekler yarım saat sonra biter herhalde. Masama ama masana özen göstermem lazım. Mikser neden erken biter biliyor musun? Çünkü gelinim becerikli. Becerikli Gülsüm'ün gelini o, Gülsüm'ün, divanın gelini. Benim bugün kayınvalidelere çok güzel sürprizlerim var. Onları şok edeceğim. Masamdan olsun, karşılamamdan olsun. Davetimle olsun, yani onlar şaşıracaklar, karşılarında böyle ayrı bir diva görecekler. Birazdan az sonra kayınvalidelere çok güzel sürprizlerim olacak. Mikserciğim, ilk sürprizimizi birlikte yapalım mı? Olur anneciğim, birazdan yapalım. Tamam, yapalım. Senin sürprizlerini ben de merak ediyorum anneciğim. Bakalım neler olacak. Oynamadan duramam. Oynamadan duramam. Zorunlu lezzetimiz tirit için doğranmış tavuk etleri ayçiçek yağında kavrulurken acuka hazırlıkları başlıyor. Anneciğim, menüyü birlikte mi hazırladınız? Vallahi ben menüyü hiç bilmiyordum. Daha burada gördüm. Hiç bilmiyordum yani. Şu an gördüm ben menüyü. Zuhal Hanım'a da söyledim, bilmiyordum yani. Geçen defa yarıştığımda da ben menüyü bilmiyordum. Söylemiyor bana menüyü. Sence menü nasıl? Güzel. Yani damak zevkine uygun menü. Acuka ne alaka derlerse? Aman, onlar her şey der. Onlara yaranamazsın. Onlara kuzu da çevirsen, koysan yine bir kusur ararlar. Canan, paçangayı ne zaman kızartacaksın? Ara sıcakta kızartmayı düşünüyorum servis ederken. Annem zaten sofrayı karıştıracağı için çorbaları içerken ben o esnada onları aradan çıkartmayı düşünüyorum. Yo Canan, bana çok güvenme. Sen kendine sana güven. Sana güvenmiyorum zaten şu an. Salça, kimyon, sarımsak ve cevizi rondodan geçiren yarışmacımız acukayı tamamlıyor. Divine diyordu, meze yemeye mi geldik? Ha, bugün kadın var ya, o kadar basit şeyler seçmiş ki. Menüsünü doldurmuş. Menünün sayı önemli değil, menünün lezzeti önemli, sunumu önemli. Şimdi onu bilmiyorum ya, ben yiyeceğim bakacağım ona göre. O benim geline puan vermedi ama ben onun geline... Tadını beğenirimse minusunu beğenmedim. Ama tadını beğenirimse bir şeyler yaparız. Canan, tweet'i neden denemedin? Ya inanır mısınız? İlk yaptığım yemekler daha güzel oluyor. İlkini buraya saklamak istedim. Canan, divamız evde yemek yapıyor mu? Ben mi? Bu divalıktan sonra hiç yapmayacak artık aslında anne. Aslında işin açıkçası evde yemek yapmasını hiç sevmiyorum. Biri gelince ama kuz sütü noksan oluyor. İlla bir misafirim gelmesi lazım. Yoksa öyle mutfağı çok seven biri değilim. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben senelerce çalıştım, aşçılık yaptım. Yoruldum artık. Bir şey söyleyeceğim, bu ekmekleri ısıtacaksın değil mi? Aha, fırına atıyorum tamam. Şimdi. Anneciğim, bu hafta neye göre puan verdin? Kime neye göre puan? Aslında bu hafta puanlamayı biraz yanlış yaptım. Geçen defa güzel yapmıştım. Çünkü böyle şey yaptım. Büyük puanları en önce kullandım, yanlış yaptım. Bak Saadet Hanım'a gerçekten 8 vermeliydim Saadet Hanım'a ama bu da bir yarışma. Ben de birinci olmak istiyorum, ne yapayım? 2 tane olmaz ya, birinci bir tane olur. Haydari için dereotu doğrayan yarışmacımız sarımsak rendeliyor. Ardından cacık için soyduğu salatalıkları rendeliyor. Anneciğim, Emine Hanım diva da benim, birinci de benim diyor. Hayır. Ne divası onlar? Diva kim? Onlar kim Allah aşkına? Almış ayranı çalkala öyle çalkalanmaz. Çalkala. Çalkalayamıyor öyle.
almış şak 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 ayran çalkalıyor. Çalkaladım diyor. Çalkala öyle mi olur? Nasıl olur anneciğim? Çalkala böyle. Çalkala yavrum çalkala. Çalkala yavrum çalkala. Çalkala yavrum çalkala. Çalkala çalkala çalkala. Çalkala çalk. Enerji dolu kayınvalidemiz oynamaya devam ederken gelinimiz cacık ve haydari'nin yoğurtlarını ekliyor. Ben Şakira'mı takmadan oynayamam. Asolistler sahneye çıkmadan önce Şakira'sını takar. Haftanın lezzeti tirit için kavrulan tavuk etlerine toz biberle karabiber atılıyor. Çat çat çat! Pat pat pat! Bravo anneciğim! Bu divayla kimse başa çıkamaz. Hiç kimse. Gelinimiz suyunu ve tuzunu ayarladıktan sonra cacığı tamamlıyor. Haydi canan! Birincisin sen! Birincisin sen! Sen divanın gelinisin canan! Bu da tamam. Hadi canan, hadi canan. Haydi canan, sarışın bomba, esmer bomba, sarışın bomba, esmer bomba. Birinciyiz, birinci, birinciyiz, birinci. Birinciyiz, birinci, birinciyiz, birinci. Birinciyiz, birinci, birinciyiz, birinci. Hadi canan, hadi canan. Öpüyorum sizi. Çalkala kaynanadan önce ben vardım ben. Kazanamazsak evde neler olur biliyor musun? Biliyorum o yüzden yapıyorum şu an. Tırmalarım seni böyle tırmalarım. Bir de o kadar da hava attı ki. Diva mı divan mı? Ben de anlamadım. Bir bakacağız bugün bu havasını. Şimdi mikser benim çok büyük sürprizim olacak kayınvalidelere. İlkini şimdi yapmak istiyorum. Bir saniye bekle mikser. Gösteriyorum. Canan. Sence neler yapacak? Vallahi sürprizleri ben bilmiyorum. Bana da sürpriz yapacak bugün. Sürprizlerle dolu gelmiş bugün. Sürprizlerin kadınıyım ben. Sürprizi severim. Yollarına gül mü dökeceksin? Yollarına gül dökeceğim, mumlar yakacağım. Nereye yapacaksın? Girdiklerinde. Hadi gel yapalım bakalım mikser. Hadi yapalım o zaman. Mumları dizeyim bakayım önce. Önce sürprizlerin divasıyım ben. Gelin, sen ne yapıyorsun? Tritimin salçalı sosunu yapıyorum. Evden hazırlayıp getirdiğim domates soslarımı da ekliyorum. Bu biraz piştikten sonra tavuk suyu ekleyeceğim. Mumları kayınvalideler geldiği zaman mı yakacaksın? Evet evet, geldiği zaman yakacağım. Şimdi gül döküyorum yollarına. Konukları için özel hazırlık yapan kayınvalidemiz mumları yerleştirdikten sonra kurumuş gülleri döküyor. Güllerini hangi kayınvalide yaptı? Hangi gelin yaptı böyle? Kimse yapamaz. Kimse bunu yapamaz. Başka sürprizlerin olacak mı? Bütün Türkiye şahit. Bakın, kayınvalidelere saygıda kusur etmedim. Mumlarını yakacağım. Yollarına gül döktüm. Masamı konuşturacağım. Artık gerisi onlara kalmış. Bu sürpriz bir. Daha kayınvalidelere çok sürprizim var. Bu sürprizin ilki. Canan ne yapıyorsun? Canan benim, ne yapıyorsun? Hadi aferin. Gelin hanım, ilk sürprizi öğrendik. Neymiş biliyor musun? Neymiş? Kayınvalidelerin yollarına gül döktü. Ah anneciğim, ne güzel bir sürpriz. Bizim yollarımıza da dökersin artık diva olduktan sonra. Dökerim dökerim. Güzel gelinim benim. Sarışın bombam benim. Anneciğim, ya bu yemeklere basit derlerse? Basit diyemezler bana, diyemezler. Kendileri de yapsın aynısını, görelim. Kimse bana sürpriz yapmadı. Bir tek Saadet Hanım'ın gelini sandalyeme tül koymuş. Ama ne yazar, ben her gün tüllü sandalyede oturuyorum. Keşke özel tahtımı getirselerdi. Bak, ben tacımla geldim, tacımla, tacımla konuşturacağım. Ay, mikser ikinci sürprizim geldi. Yine mi sürpriz var? Evet, bugün sürprizlere doyamayacaksınız. Aa, hoş geldiniz, hoş bulduk. Merhabalar efendim, nasılsınız? Klarnetçiğim, hoş geldiniz. Güllerimi bir zahmet çiğnemeyin, tamam. Buyurun. Hoş geldiniz. İnanmıyorum anneciğim. Buraya orkestra mı çağırdın? Evet, evet. Bizi tanıştırır mısın? Birisi klarnetçim, birisi de darbukacım. Yusuf Hanım için geldik buraya. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ama anneciğim, orkestra güllere basıyor. Ay, güllerime basmayın lütfen. Tamam.
orkestramızı nereye alıyoruz? Şöyle arka odaya alalım tamam, sizi. Buyurun. Kayınvalidemiz final sofrası için sürprizler hazırlarken gelinimiz ana yemeğin mantarlı kremalı sosunu hazırlıyor. Bana saati lütfen söyleyin ya. Daha var kız senin vaktin. Yemin ederim. Kız menümüz çocuk oyuncu. Yasam da var. Burayı replik olarak alalım. Acele etme. Güzel. Ana yemeği tamamlamaya çalışan yarışmacımız bonfilenin kremalı mantar sosunu hazırlıyor. Divamız da fırsattan istifade orkestrasıyla provalara başlıyor. Ana yemeğin sosunu tamamlayan yarışmacımız bonfileleri dövdükten sonra tereyağıyla mühürlemeye başlıyor. Canan nereye? Hemen masamı kurmaya gidiyorum. Koşup. Hemen masamı kurmaya. Aa, Canan neredesin sen? Neredesin? Burada mısın? Aferin kızıma çabuk. Aynalı suplalardan sonra yemek takımları masadaki yerini alıyor. İki tane sürprizim daha kaldı. Onları en sona saklıyorum. Ama bir tanesi size özel. Şamdanlardan sonra ekmekler de masadaki yerini alıyor. Onlar nedir gelin hanım? Bunlar ben kendim yaptım. Lavantalı peçeteler. Fenomenlere yaraşır bir masa olacak. Ne yapalım? Divanın masası öyle sıradan bir masa olamazdı. Konuşturmak zorundaydık masamızı. Yoksa başka sürprizler de mi var? Evet, kayınvalideleri. Onlar da kayınvalideleri özel. Onlar da nazar boncuğu gibi bir hediyeler. Koyalım bunları masaya. Vakit kaybetmemek için evde paketleyip koyup geldim. Tamam. Ramazan ikramlıklarını da yerleştiren yarışmacımız şimdi de kağıt mendilleri ve bardakları yerleştiriyor. Uy, aferin kız sarışın bomba. Çatal, bıçak ve kaşıklar yedekleriyle yerleştirildikten sonra suları dolduruyoruz. Etlerim kaldı. Onların tadına bir tanesine bakacağım. Ona göre fırına atmayı düşünüyorum. Mumları da yakan gelinimiz sofrasını tamamlıyor. Mutfağa gidiyoruz. Mutfağa. Canan! Mikser, şimdi üçüncü sürprizimi yapıyorum size. 2 dakika bana müsaade et, hemen gidip geliyorum. Sürprizler bitmiyor. Bitmez, ben bir divayım. Kayınvalidemiz sürprizler hazırlamaya devam ederken gelinimiz bonfileleri kontrol ediyor. Bu da üçüncü sürprizim. Anneciğim, o da ne? Halı, kayınvalidenin ayaklarının altına kırmızı halıyı yayacağım. Şaka yapıyorsun herhalde. Dışarıya mı sereceksin? Evet, dışarıya. Hadi o zaman hemen serelim. Mikser, bana bir yardım edebilir misin? Kayınvalidelere kırmızı halı yayacağım. Anneciğim, Mustafa'mız yardım edecek. Canan hadi. Tamam, bitti anne zaten. Son saatlerimi. Mikser, size en son sürprizimi hazırlamak için ben artık giyinmeye gidiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Kayınvalidemiz konukları için hazırlanırken gelinimiz pişen bonfileleri alıyor. Mikser, ben annem gelene kadar hemen böreğimin yağını hazır edeceğim. Hemen mutfağa topluyorum, sonra giyinmeye, sonra final başlasın. Bu arada hala bol bol zamanım var. Ne kadar zamanım var biliyor musun? Tamı tamına 20 dakika. Tamam, ben o zaman tatlımı da bakayım.
Neyimiz kaldı? Tatlıma hemen bakacağım. Çıkıyor mu kalıbından diye. Yarışmacımız buzdolabından aldığı fincan tatlısını şeklini bozmadan kuplardan çıkarmaya çalışıyor. Eyvah, çıkmıyor. Niye böyle oldu? Donmadı. Ayı. Donmadı mı? Ama fincan tatlısı dedim ya, böyle de ikram edebilirim. Konukları için hazırlanan divamız son sürpriziyle mutfağa dönüyor. Anneciğim, bu ne güzellik. Canan, sen de artık giyin istersen. Ben giyiniyorum. İnanmıyorum anneciğim. Yoksa büyük sürprizin bu muydu? Evet, gerçek bir diva burada. Kolyene, yüzüklerine bakabilir miyim? Gözünüz kalmasın sonra. Nazar değmesin yüzüklerimi. Sevgili divam, orkestramızı da alıp son bir prova daha yapalım mı? Canan da geldi. Her şey hazır mı? Evet, yemeklerim de hazır. Biz kayınvalideleri karşılayalım. Çok bekletmeyelim. Kayınvalideleri dışarıda mı karşılıyoruz? Evet, dışarı gidiyoruz. Hadi o zaman kayınvalideleri karşılayalım. Çalkala! Gece uyanıyorum, çalkala sesi duyuyorum. Ama bu değil ki, ben gelme diyorum, nefes al, alırım. Bırak dediğimde... Gelinimin ufak bir hediyeleri de var, buyurun. Ya. Çikolata koymuş, az kalmayalım diye. Titreme geldi, bıraktım. Ya. Titreme mi geldi? Lütfen yorumlarınızı doğru yapın. Tereyağında un kavurup konserveyi boşalttım. Ben domates yerken sen domates tanımıyordun bile. Keşke ben tarif etseydim. Çorbada bu kadar nefes tüketirseniz bu yemek bitmez. Kızım bu ne? Ben bundan doymam ki. Bu ne ya? Divayla hiç yemek yemediğiniz için nereden bileceksiniz onu? Gözün doysun Saadet Hanım. Biz evde konuşmadık mı ki bu trit ayrı tabakta servis yapılacak diye? Ayran biraz verir misin? Midem bozuldu tamam. Puan vermemek için numara yapma. At canım benim ağzını. Maskeni çıkar. Çıkar canım benim. Türk televizyonları bunu da gördü ya. Al canım benim. Al canım benim. Kızım, pasta bölümümüze kadar seçtin de yorum mu yapacağım? Ama yapışıp çimak bozuldu. Bir itiraf da bulunabilir miyim? Bir saniye itiraf et edeyim. Gerçekten sert. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Durun ya. Hiç beğenmedim ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş gelmedik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben böyle patı battı şeyler sevmem.
Hoş geldiniz. Bunlar neler ya? Bugün final ne günü, biraz bakalat olması gerekiyor. Buyurun. Ay, vallahi iyi oynatır. İyi. Kız sen muhtarsan muhtar. Muhtar oynuyor, muhtar. Kız muhtara. Fenomen haftasında yarışıyoruz, evet. Bu hafta. He. Böyle olması gerekiyor canlarım. Birinci benim. Teşekkür ederim. Birinci sene böyle kazandın ama ikinci sene böyle oynamakla kazanamazsın. Hadi yoğurtları yemeye canın gidiyoruz. Canın sağ olsun, canın sağ olsun. Hadi yoğurtları yemeye böyle gidiyoruz. Böyle halıdan yürüyeceksiniz. Ben halıdan yürümeye alışkın değilim. Lütfen halı serdim ama sizin için. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sizin için ama. Erkek Fatma'ya. Hayır, olmaz. Olma. Erkek Fatma halıdan yürümen yürümem gerekiyor. Yürümem ben erkek Fatma'yım dedim sana. İlk ama erkek dedim. Fatma da halıdan yürür. Yok, yürümem. Niye halıdan yürürsen ne olur? Bu erkekliğim biter ya. Ben bu ne ya? Bu ne ya? Ama yürüyemem. Kırmızı asaletin simgesi. İstemiyorum. Ama biri erkek Fatma olmuş, biri diva olmuş. Divan mı olmuş? Heh. Ben de anlamadım arkadaşlar yani ben. Yani. Siz de muhtardınız Emine Hanım. Muhtar. Tamam. Heh. O da erkek Fatma, ben de diva. Memnun oldum. Sen diva değilsin, davulçu. Oğlum sen bugün davulunu buna vereceksin. Bu davulçu Ramazan davulçusun. Davulda çalarım, zurna da çalarım. Lütfen, sizin için özel getirdim. Allah razı olsun. Ama da ben sizin kırmızı için halı özel. Hiç yürümeye alışkın değilim. Şimdi kırmızı halı için bir düdük çalabilir miyim? Çalabilirsin. İkisini de çalabilirsin. Tamam, buyurun. Bu ne ya? Bu ne ya? Tiyatroda da değiliz ki. Yemek programına gelmiş. Ben böyle şeylerin üstüne yürümeye alışkın değilim. Aa, bu çiçekler neymiş ya? Ben erkek Fatma'yım. Şaşırdım ya. Senlerde yürümem. Oo, hurma kattığı mı? Bir tane hurma koymuş. Size özel, size özel. Divanım. Size özel. Gülleri sermiş. Size özel. Gelin nerede ya? Montumuzu bile almadım. Alayım abla. Yok kızım, benim burada bardağım var. Onu masaya bırakacağım. Tamam. Kusura bakmayın, tamam. Gelin hanım, neden geç aldın çantamızı, montumuzu acaba? Onu anca sorabilir miyim? Ya yoğurt çalmaktan zamanları olmamış. Bugün nasılsınız? Yoğurdu yiyip yoğurtlu yazık kaldı. Bilersiniz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yoruldunuz mu? Biraz. Yorulsunlar. Bir de gelin diye biraz. Ne yaptınız ki kızım ya? Eleştirecekler ya, ne yaptılar ki yorulsun diye. Divan Hanım, bilsem bir hoş geldin der, ayakta der ya. Nasıl bir misafir yok, şey yapıyorsunuz? Yok, hoş gel. Ama konuşmama meydan vermediniz. Hayır, siz konuşmadan önce sustu. Hoş geldin diyeceksin. Tamam, siz çünkü sustunuz biz diyeceğim. Sokağına gelmişik bugün. Ama Divan yeni Hanım. Oturdum diyeceğim. Diyeceğim. Hoş geldiniz benim masama. Teşrif ettiniz. Hoş teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sürprizlerimi beğendiniz mi? Sürpriz derken ne sürprizi? Bu mu sürpriz? Masadan bahsetmiyorum Saadet Hanım. Ha. Ayaklarınıza gül döktüm. Kız ben öyle. Piyanist getirdim. Ben yemek programına gelmişim. Oynama mumları programına yaktım. Gelmemişim. Ben mumdum, şumdu. Onları ama ben anlamam Saadet yani. Saadet Hanım, fenomenler anlamam. Haftasında yarışmıyor muyuz? Bir özelliği olması gerekmiyor mu? Fenomenler yarışmasında yarışıyoruz biz, gelinmemişten önce. Demediler ki oynuyor gelin. Fenomenler yarışması ne olur biliyor musun? Şimdi gelinlerin, gelinin sunum getirecek. Böyle böyle gayri adi bir şeylerle gelecek. Fenomen ona sayar. Oynamakla fenomeni yok mu hanımefendi? Siz herhalde burayla düğünleri yanlış almışsınız. Ya biz oynamasını seviyoruz. Yapacak bir şey yok. O zaman bu da bizim özelliğimiz. Koyacaksınız müzik, ne güzel müzik şey yapmışsınız. Koyacaksınız müzikleri. Karşı karşıya göbeğe oynuyoruz atacaksınız. Oynuyoruz zaten, oynuyoruz. Tamam, o zaman buraya gerek yok. Ben de sana ayrıca masa, sandalye bezedim, süsledim, püsledim. O cürüne şey yaptım. O cürüne geldim, size sürprizler yaptı. O da alovun içinde pilavlar geldi.
Ne limon sıktın, bir renge alındı, çay bir sürpriz yaptı. Ne oldu? Ama ben teşekkür ettim sandalye için. Teşekkür ettim, farkındaysınız. Teşekkür etmene gerek yok, söz vermişsin. Söz ağızdan çıkır bir kere. Söz vermiştin. Demek 3 verecektin, 4 verdin. 1 puan ona göre mi verdin sandalye? Hayır, hayır, yok. Ben programda da açıkladım. 7 vermiştim. Aha. Sonra 4'e düşürdüm. Öyle mi? Açıklamasını gördüm da yaptım. Gördüm ki, yok ben bu işin altında yatacağım, biz bittik. Ama farkında değilsen zaten bitmişsin de. Zaten masanla, ne bileyim bu ne? Bu ne çiçek mesela yani. Bunu ben sokakta görsem elimi almam. Bu ne? Yakmışsın. O çiçeğin nesi var? Sen konuştun, biz de biraz konuşalım. Biraz bir fırsat verirseniz çok sevinirim. Konuşabilirsin. Sen o zaman oyun için mi dizdin? Ondan sonra sağını solunu hep tülledin, mülledin. Kız ben... Oyunu fazla vermesi için mi? Dedim, dedi ya, söz verdi. Ha. Ağzından sen söz çıkır ya insana. Sen onun için mi yani süsledin onu? Ağzından söz çıkır ya insan. O sözü yerine... Ben dedim ya, ben erkek Fatma'yım. Evet. Ben yemeklerini beğenirim, 10 puan veririm. Dedim mi, demedim mi? Şimdi ben erkek Fatma'yım, bugün de sözümün üstündeyim. Geçen menüleri çok basit buldum da, bir de bakalım bu oynamaktan zamanları olmuş mu yemek yapmak? Ama iyi oldu, çok güzel bir oy aldın. Aldım da nasıl aldım bir de, bilsem var ya. Aynaları koydum önünüze, neden? Güzelliklerinizi görün diye. Zaten biz güzellikleriniz bana yansısın pardon, diye. Pardon, biz zaten bakın, güzel olduğumuzu saniye, biliyoruz. Bir saniye, müsaadenizi istiyorum, bakalım yansıyor mu? Hayır. Kendine bakmıyorsun. Göremiyorum, ki. Tavanı görüyorum. Ama kendine bakmıyorsun ki, bakmadan nasıl göreceksin? Şöyle baktığımda göremiyorum mesela. Ne yapayım, o da senin sorunun. Demek ki bakamıyorsun. Belki inanmayacaksın, ben sana da bir kere aynaya bakmam. Saadet Hanım, siz bakar mısınız? Sizi görüyorum aynaya. Saadet Hanım, ya, sizin aynaya bakmanıza gerek yok. Güzelliğiniz size yeter zaten. Siz görüyor musunuz yapma, aynada? Hiç yaklaşma. Yemeklerini değerlendirelim. Emine Hanım. Şimdi bugün ayna mayna yok. Bugün ağzımızın lezzetine bakacağız. Al. Ona göre oylarımızı vereceğiz. Muhtar var ya, bugün senin bir olayın oldu gelirken. Ben şimdi Zuhal Hanım gelince onu anlatacağım. Belki hem de bilmiyorum, ben kolay kolay insanlardan özür dilemem. Senden de dilemeyeceğim de. Sadece o olayı anlatacağım. İnsanların erkekliği, muhtarlığı nasıl olur söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Zuhal Hanım hoş geldiniz. Zuhal Hanım geldi. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ay muhteşem. Öyle bakayım, mi? Otrişlerin bakayım o kafa. Nereden bu kostüm? Sizin mi? Özel yaptırdım. Özel, muhteşem. Zuhal Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Evet, çok atlattım galiba ilk andaki. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş geldiniz. Siz de çok şıksınız, yine çok güzelsiniz. Efendim, her zamanki halı değermiş. Bir tulumcuk. Kız az yağ çek, büyüğün bari. Düne gidene çektiğin yetti. Çok maşallah. Her zamanki halı değermişiz. Allah övmüş de yaratmış. Öyle mi? Siz kız yok ya, Allah seni böyle özene özene, özene özene yaratmış. Hepsi gerçek. Öyle mi? Gerçekten mi? Evet. Kendi kimi gelse evet, Zuhal gerçek. Hanım. Nasıl kendi gelse, ile de tatlıları gelse. Şimdi Zuhal Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Maşallah çok güzel olmuşsun. Tulum, ay çok güzel olmuşsun. Bir senin için, bir nazar için bir iki kelime söyleyebilir miyim? Bir zılgıt. Olur söyle. Olur mu? Buyur. Aha antekeli köşe köşe. Ha ha içinde bellur şişe. Ha ha. Zuhal Hanım'a göz değen. Ha ha gözleri şişe. Amin. Hey maşallah, çok teşekkür ederim. Allah hepimizi kem gözlerden, nazarlardan korusun diyelim. Ve gözler şişe. Ben nasıl iyi sunacağım bugün çok merak ediyorum. Yani çok böyle bir divanın yanında, için. Böyle bir divanın yanında nasıl sunum yapacaksın? Evet. Ama nasıl kostüm? Davulcu Zuhal Hanım lütfen, o masadan sonra diva derken çok zoruma gidiyor. Kızım senin kayınvaliden güzel isim koymuşum, süreyle onu söyle, davulcu. Bir de yazdırmışım da belediye ismini. Yılaya mı davulcu diyecek? Davulcu. Gelinim. Bu kaydı o yani. Gelinim. Diyemez gelinim mi? Bana davulcu kızım, sen diyecek. Kızım seninle çok mu kokuyorsun bu hamile? Korkuyla alakası yok saygıdan dolayı. Öyle mi? Evet. Ama bu değil ki, ben gelme diyorum nefes al alır. Yok, Burak yok. Dediğimde yok, öyle mi yapıyorsun kızım? Yok. Öyle yapıyorsa kendi başka söyledi. Bir rahatsızlığı olabilir. Kendi söyledi. Rahatsızlığı olabilir. Evet, peki sevgili Canan yemekler yetişmiş evet, sanırım. Evet yetişti. Çok yolda bir mumlar, kırmızı evet. Güller gördüm. Az kalsın basıyordum, yanıyordum. Kimeydi o? Kayınvalideleri özel. Ha sen mi hazırladın Gülsüm Hanım? Evet. Size özel bir... Evet, bir dışarıda da kırmızı halı var. Aman arkadaşlar ne gerek var falan filan. Her gün girip gittiğim yer dedim. Zaten bana değilmiş. Şaşırdınız. Kayınvalideleri ve size şaşırdınız. Özel. Şaşırdınız. Ama hoşunuza gitti mi? Gitmedi. Ben hiç üstünden yürümedim bile.
Kırmızı halıya bakmadan ben erkeği ben kenardan geldim. Ben erkeği Fatma'yım. Halıda ne işim var? Ben de kırmızı olduğu için çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Kırmızı olsun, 3 kuruş kırmızı fazla olduğu olsun. Için. Hadi çorbalarla başlayalım. Zaten ayak altına serilen halı kırmızı olur. Sanki ödül törenine gelmiş gibiydi. Divayım da oynamalar, etmeler. Oynadı yani. Bu haftayı oynayarak geçirdi. Daha 6 ay oyun oynamaz. Gerçekten bu... Elbisemi göstereyim. Adeta Londra'da at yarışlarını izlemeye gidecek misiniz gibi az sonra kraliçe Elizabeth'le. Sanki liseden arkadaşmış gibi bir tavır yok mu? Bir hal, bir duruş, bir endam, bir tarz olarak. Vallahi aynı Elizabeth. Çok teşekkür ederim. Ama bizde öyle değil. Bizde şimdi çocuklar sirke gidiyorlar ya sirklere. Evet. Orada böyle şallakla atlar koşturuyorlar ya. Aynen bu şekilde oluyor ki atlar koşsun. Bizde böyle bu şekilde giyim öyle diyorlar. Zuhay Hanım ben Gelişim, de... Niye atalar demiş ki atta karın yiğitte burun? Öyle söylemiş atalar burun da Zuhay Hanım. Aa doğru. Luna Park bak buldum. Luna Park'ta çiçi gibi yani. Yani orada at oynadılar ya böyle ellerinde şeyine kamışla. O şekilde ben bilmiyorum ben o giyimi ona yakıştırmadım. O şapka falan onlara zaman itireceğine. Ben giyimeye 2 dakika kala ben gittim giyimeye. Gelinine odaklanacaktı. Gelinine saygı duyması lazım. Gelinine saygı duymayan bize de duyamaz. Zaten hiç neyini beğenmedim. Kırmızı halıda çok tepki gösterdi kayınvalideler. Oysa ki kayınvalidem hani onları hoş tutmak için yaptı ama yine kendi bildiklerini yapıyorlar. Bakalım ne olacak sonucumuz. Nermin Hanım nasıl sofra? Divanım bu kaşıkları sizin mi? Tabakları yok buranın. Yok buranın. Suplalar sizin benim anladığım. Evet suplalar bizim. Bu lavanta mı? Bizim. Kırış. Masa örtü de. Bu nedir? Buranın. Divanıma hiç yakıştı mı şimdi? Masa örtüsü şimdi buranın. Şimdi masa örtüsünü. Bir saniye Emine Hanım. Yok önce ben bir bitireyim. Nermin Hanım. Dur ben anlatayım. Şimdi masa örtüsünü buranın bizim değil masa örtüsü. Buraya göre biz masa örtüsü bulamadık. Alacaktık. Burası çok büyük bir tamam, masa. Tamam mı? Ütü de. Masa örtüsü örtmesen de olurdu. Sorun değildi. Buranın ütüsü de. Çalışmıyor. Benim yapacağım bir şey yok. Daha masa serilmeden gelinime dedim ki masa örtüsü olmadı. Yani ütü ütülemedi. Söyledim vallahi gelinime. Olabilir, yani. olabilir. Yani, o benim Peki, hatam değil. Ama yani örtü bence uymuş. Ben beğenmedim masa düzenini beğenmedim. Şu ayna çiçek detaylar. Ne ya ne ayna? Bunun her yerde var. Çöpe de gitsin aktarsan. Köşeye koymuşlar ki fakir fukara alsın Bakın gitsin. Size kayınvalideler gelinimin ufak bir hediyeleri de var. Buyurun. Açın hediyelerinize bakın. Açın hediyenizi, hediyeni açarlar. Bundan mı acaba bana da geldi bugün? Bakayım. Çok güzel, teşekkür ederim. Mutfağımızda saklayacağız, hep sizi anacağız. İnşallah. Ben de öyle zannettim, yemekleri basit. Çikolata koymuş, az kalmayalım diye. Yiyelim, ne güzel işte. İyi günlerde kullanın inşallah. Teşekkür ederiz. Aldığım hediyeleri puan için zannedecekler ama öyle zannetmesinler. Ben içimden geldiği için aldım. Sakın yanlış anlaşılmasın. Kendi masa düzenine durmuş da aynalar koymuş. Aynaya kendi o kadar bakmış ki ben öyle olur senelerle hiç aynaya bakmıyorum. Kendi o kadar aynalara bakmış ki masa düzenimize bile yatıp ayna koymuş. O zaman yazdan yaptığı domateslerle size hazırlamış olduğu domates çorbasıyla bugünkü menümüz, final günü menüsü başlıyor. Afiyet olsun herkese. Final günü menüsüne bulayık mı size fenomenler yarışmasında bir domates çorbası? Vallahi sizce? Burada benim torunum Saadet yapar. Hanım. Saadet Hanım. Benim var ya. Saadet Hanım. Torunun yapar değil mi? Saadet Hanım. Efendim. Bakın, çocuk maması, çorba, torunun yapar, kızın yapar. Benim gelinim bunu uygun gördü, bunu yaptı. Tamam mı? Tadına bakarsınız, ona göre de puanınızı verirsiniz. Bakalım neler olacak la. Kayınvalideme çok tepkililer, çok dolu gelmişler. Umarım bu işin de hakkından çıkarız. Özellikle de Saadet Hanım'a 4 puan verdiği için çok dolu gelmişler. Evet Emine Hanım içtiniz mi çorbadan? Zuhal Hanım hiç beğenmedim. Aa. Biraz da kalın olmuş. Bu da çok yani basit bir şey yani. Nasıl basit? Çok basit. 2 dakikalık iş bu. Ben bunu torunum da yapar yani. Tamam basit olabilir. Tadı yerinde mi, tuzu yerinde mi, kıvamı yerinde mi? Sen onlara puan vereceksin. Basitliğe değil. Mesela ben de
divayım diyorum. İnanmıyorsun diva olduğuma. Basiti karıştırmayacaksın. Basit farklı bir şey. Tadı, tuzu, kıvamı yerinde mi? Sıcaklığı, soğukluğu yerinde mi? Ona yorum yapacaksınız. Lütfen yorumlarınızı doğru yapın. Yorum yapmak için yorum yapmayın. Niye bağırıyorsun? Biz sen misafirlerin ya. Bir saniye, tadı olmamış mı? Tadı güzel, biraz şeydir yani, biraz aynı yoğurda benzemiş. Aynı yoğurt gibi biraz kalın olmuş. Biraz kalın daha... değil bak, akışkan. Bak kalın değil, akışkan. Kalın. Bana bu... göre kalın. Hayır, arkadaşlar bir şey diyemiyorum. Ama bu domates çorbası daha ne kadar sulu olacak bilemedim. Hayır, bundan incesi olmaz ki. Bu kalın değil ki. Nasıl buldunuz? Ben bir defa aldım ama böyle ekşimi böyle bir titreme bu, geldi bıraktım. Ya, titreme mi geldi? Tadını sevmedim. Nermin Hanım, sen nerede yaşıyorsun? Derin yere gitmek yaşıyorum. İstemiyorsun bu oğlum diye. Hayır, onun için, onun için çorbaya değil. Diyorsun ki, ne dedin çorbaya, pardon. Titreme gelmiş. Titreme ekşi gel. Böyle bir tuhaf oldum dedim yani. Ama bu domates canım bu benim domates evet. Şey ekşi olur domates. Tamam yani. Ekşiliğinden işte sevmedim diyorum. Ha. Ama tadına güzel bakmak olabilir. Zorundasın. Tadı, baktım ya tadına. Tadı kıvamı nasıl onu söyle. Tadı kıvamı güzel ama bana ekşi geldi. İçeriden sesler gelmeye başladı. Sanırım çorbamı eleştiriyorlar. Beğenmediler galiba. Beğenmesinler artık. Ben damak zevkime uymadığını söylemek istiyorum sadece. Bak, domates normalde ekşidir, ekşi. Tamam, damak zevkine uymayabilir ha, de söyleyecek. Sadece olmuş mu olmamış diye soruyorum. Yani. Tadı tuzu olmuş ama bana eksi geldi sadece. Ben olmamış ama demedim. Domates yiyor musun? Yok, titreme tuttu dediniz de. Domates çok yiyor musun? O yüzden. Evet. Ekşi domates yani. Ben yorum yapabilirim. Titreme geldi senin çorbandan hanımefendi. O yüzden dedim. Çok ekşi geldi ya o yüzden. Ekşi bir titredim diyor. Yok, ekşilik yok. Sanki limon falan koymuş gibi geldi. Hiçbir şey yok. Sadece yazın yaptığım domateslerden. Şimdi biz bunu beğenmedik. Daha arkası gelecek. Bir bakacağız bakayım. Neyini beğenmediniz? Yani. Arkası gelecek kızım. Ekşi sadece geldi. Bu değil ki. Kızım ben... Siz beğendiniz mi Zuhal Hanım? Su alacağım. Su verir misin canım? Kutmuş hem de boğazıma taklif tamam, kalmış tamam. Da nasıl uzatacağım diye kara kara düşünüyorum. Tamam, ne tamam. Boğazına takıldı? Bu var ya, bunun ekşisi ben sevmedim. Aa, hayret bir şey, siz hayatınızda domates yemiyor musunuz ya? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben domates yerken sen domates tanımıyordun belen. Domates çorbası ilk önce böyle olmuş, hiç kremasına karışmamış bunun. Krema şeyi. Krema olmadı canım. Değil, krema değil. Yani bunun kaşarı. İçindekileri söyler misin bana, ne var onun içinde? Kaşardı, söyler misin bana? Domatesti. He, içinde ne var? Söyle anlamadım, bana. Anlamadım içinde ne var. İçinde ne var? Tuzu, ne var? Bu kaşardı. He. Domatesti. Tamam. Naneydi. Bu böyle başka ne var içinde? İstiyordu tuzu her şeyi. Başka. Başka da bunu. Demek ki siz domates çorbasını bilmiyorsunuz. Öyle mi? Lütfen tarif eder misin? Öyle mi? Yazın yaptığım konservelerimden. Evet. Tereyağında un kavurup konserveyi boşalttım. Blender'dan geçirdim. Sadece üzerine süsleme amaçlı kaşar ve. Keşke böyle anlatmasaydı. Çabucak olmuş yani. Hayır. Un kavurdum. Un kavurdum tabii canım. Onun aşağı koymadan değilsin, unla da kavurmuşsun. Unutma kızım. Keşke sadece içeriğini söyleseydin. Yani, hazır konserve gibi olmuş, çabucak 10 dakika. Ya, bu, ya öyle. Bu menü değil ki kızım ya. Sen bugün fenomenlerde yarışıyorsun. Keşke ben tarif etseydim. Bir sürprizler yapman gerekir, bizi şaşırtman lazım. Yaptılar bunlar, işte mumlar, güller, halılar, daha ne istiyorsunuz? Zor olmam mı? Zor Hanım, o zaman bugünden ben buradan diyorum. Oynamak bilen, güzel konuşmasını bilen, başına taç koyanlar gelsin yarışsın, yemek yapmasa da böyle olur. Kızım o, beğenmedim. Ben şey yapıyorum, herkes yarışabilir kızım, bu programda. Birinciliği kim hak ediyorsa o alacak. İnşallah. Kimse haksızlığa gelmiyor. İnşallah öyle olacak herkes zaten. Herkes gelebilir vallahi. Ben geliyorum, benim ikinci gelişim, çok mutluyum. Teşekkür bir ederim. Bir ay, iki ay siz kendime gelemiyorum buraya alıştıktan siz sonra. Siz niye bugün bize böyle bağırıyorsunuz? Yok, ben bağırmamda diyordunuz bağırırız ama benim, siz kendiniz bağırıyorsunuz şu an. Benim ses tonum bu. Ben de ses tonum oydu. Tamam, kısacağım tamam. Ya benim şimdi bu çorbada bu kadar nefes tüketirseniz bugün bu yemek bitmez. Ya Allah aşkına, sanki bana on numara masalar çıkardınız, senaryo. Yoyu bırakın ya. Bir misafirsen bize bir şey böyle davranamazsın ki. Hayır şey ben, neyse ben saygımı bozmak istemiyorum. Öyle bana ya. Yakışmaz. Zaten ben öyle diva hanımım. Divaya da yakışmaz. Hı-hı. Aynen öyle ya. Gene de boş verin. Eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Tamam, ben bir şey demeyeceğim. Zaten. Ama yanlışınız olduğunda da tabii ki söyleyeceğim. Çorbamı beğenmediler. Kusur buldular. Ekşiymiş. Domates çorbası yani. Ne bekliyorsunuz ki? Ben anlamadım ondan. Evet, kendileri de kolay seçseydi o zaman ne yapabilirim? Pazartesi de tarhana çorbası pişti yani. Fenomen diyorlar. Tarhana çorbası ne alaka o zaman? En azından domates çorbası aşamaları var. Süslemesi var. Bence onlar puan kırmak için her şeyden bir bahane uyduruyorlar. Bak şimdi benim gelinin o cür şatavatı pilavı gelirken burada göbeğe atıyordu. Müsaade etsene, bir servis gelsin, yorum yapılsın, ama... oynamak. Şimdi ben
bu masada yemek geldiği zaman kalkıp oynasam. Hiç yemek nasıl geldi, nasıl gitti, nasıl puanlama verildi, iyi olur mu? Ha, dikkat etmesem üstüne teşekkür ederim. Saadet Hanım. Dikkati kendine çekin. Saadet Hanım. Al, yoğurtları doldurmuş getirmiş. Saadet Hanım. Sade ben oynamıyordum ki. Niye bana söylüyorsun? Emine Hanım da sen şeye gaza getirdin. Ben oynarımsa Gülsüm bugünden oyunu tamamen unudur. Ben öyle Gülsüm kimi atladıp tutladıp oynamam. Her oyunun kendine göre bir havası var. Her şarkının kendine göre oyun tarzı var. Kızım kayınvaliden bunun pilavını açacak. Böyle geldi. Onun gelinin pilavı böyle geldi dedi. Obisinin ne geldi? Bu ne ya kızım ya? Biz ne insan. Var? Bu ne? Bu bize yemek koymaz tarzı bu ne? Bu ne peki? Bu, ne bu? Bu şeye benziyor Haydari'ye. Saadet Hanım bugün mutfağa gitmeyi düşünüyor musunuz? Mutfağa şimdi değil. Gideceğim izin Haydari'ye verirsen. Benziyor dediğiniz şey zaten Haydari. Biliyorum Haydari. Ne bu Haydari'ye benziyor? Haydari'ye başka bir böyle bir şey de getirirler. Kızım bunlar ayrı mesela bu. Paçanga var, acıko sen var. Bunu böyle biraz büyük şeyde koyup ayrı getirebilirdin yavrum. Devamı var. Bir de bunun kendinin şeyini eleştirdiniz az koymuş diye. Zaten sen zaten az koymuşsun da. Ayranı bir tadına bakacağım diyeceğim. Ama ayran. Bu ara yemek tabağı bu doymalık ana yemek değil ki. Azar azar hepsinden. Ama ayrı ayrı kapıda. Ayrı mı getirseydin? Pardon. Restoranta da bile gidiyorsunuz tamam mı? Ara yemek tabakları böyle az az gelir. Tabii divayla hiç yemek yemediğiniz için nereden bileceksiniz onu? Canan daha evvel yarıştığında da paçanga böreği yapmıştı. O da birinci olmuştu. Zeytinyağlı sarması da vardı galiba. Hatırladı. Ara sıcak zaten azar azar konulur. Bu doyumluk değil ki. Azıcık koymuşsun doymam diyor. İstiyorsa daha var dolu burada. Ekmek böyle mi olması gerekir? Evet. Böyle Ülke. Yaptık. Bak istenmemiş. Hayır. Yemin ederim biz seninle özellikle de öyle yaptık. Ekmekler hep hamur oluyordu. Hamurdan yiyemedik ben. Özellikle dedim ki fırına at biraz hafif olsun dedim. Ben yaptırdım. Biz öyle gelinin bir suçu yok. Biz de fırına atmıştık. Bizde özde bu ayrı baba bu var ya bu ayrı kasada gelmesi lazım bir kere. Bu yemeğin ismi Trito. Bu ayrı bir kabda olmaz. Bunun yanında hiçbir şey olmaz. Bu benim bilmiyorum. Sizi bilmiyorum da evet, bu benim doğru. Düşüncem. Genelde de gelinlerimiz hep ayrı ayrı getirirler. Evet. Bu ayrı gelmesi gerekir. Bunu yani yalandan tabağı da süslemekle değil. Yemin ederim şu an öyle fenayım. Niye? Bana yemeğin tadına nasıl bakacağım kendim de. Neden? Bak belki inan bu var ya tuz. Kır tuzdu. Bak bu. Bu var ya hiç tuz atmamış. Alakası yok. Bak hiçbiri olmamış. Lezzeti? Hiçbirinin lezzeti yok. Haydi annem paçanga böreğinin. Acıkmaya hiç beğenmem. Tuz atılmadı. Biberin kendi tamam, tuzu hiç atılmadı. Tamam azıcık onu yiyin dedim. Belki benim tuzu gelmiş. Hiç tuz atılmadı. Hiç Zuhal hiç. Zuhal Hanım beğenmedim. Hiçbirini. Hiçbirini yemin ederim. Paçanganın neyini beğenmedin? Zuhal Hanım bir kere hazır yufkanesine bükelemiş. İçine çiğ domates yedim. Domates en azından biraz içinde şey gibi olsaydı. Sanki çiğ domates. Ama paçanga hazır yufkadan olur ve içine domates çiğden ben olur. Ben beğenmedim. Vallahi beğenmedim. Beğenmedi. Emine Zuhal Hanım. Tripemine buna gelince bak taş gibi bak tak tak ediyor bak. Yani bu inan ki ağzıma koysaydım yani dişimi kırabilirdi. Tak 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 kırılmıştır diye bu şey tak, taştan tak, dişin sen. Kırılmadı ekmekten dişin kırılacak buyurun. Değil mi? Buyurun buyurun bak taştan hiç ıslanmamış dişin kırılmadı. Bile. Taş bana geldi. Canan şimdi bak ben ne diyeceğim sana. Bu biz benim, evde şey konuşmadık mı ki? Bir saniye Saadet ben, Hanım. Ama ben bir de bekle. Biz evde konuşmadık mı ki bu trit ayrı tabakta servis yapılacak diye? Evet konuştuk. Neden ama şu birlikte an yaptın? Ona da bahane bulacaklar için hepsini birleştirmek zorunda kaldım. Ama öyle konuştuk nasıl konuştuk? Konuştuysak öyle yapacak bunu. Ha, son anda mı planda evet. Değişiklik yaptın? Niye ayrı getirmedin? Böyle daha görsel güzel gözüküyor. Ama kızım ıslanmamış. Bak gel bak. Bak gözün gibi. İslanmaz Allah ki zaten. İçin söyle bak. Ama kızım bu gece ıslan. Var evde düğün İslanmış derneği. İslanmış mı? İslanmıyor abicim. Ama bak yakında kızım çok sen nasıl gelecek? Adı üstünde zaten taş trip gibi. Yakın olsan nasıl gerekiyor? Bu gece bunlarda uyuyordum. Ya bu gelin öldürecek bu gece var ya. Tövbe yarabbim. Ya Zuhal Hanım böreğe gelince börek güzel olmuş. Ha paçan gibi. Az bir afiyet olsun. Tuzu biraz çıkmış. Ya tuz daha hiç katmadım. Pastırma tuzu yapar bunu. Bir de dediler ki acuka çok tuzlu dediler ama acukaya hiçbir şey yapmadım. Tuzu değil kır tuzdu. Acuka tuzlu mu Emine Hanım? Böreği tuzlu biraz geldi. Acuka? Hiç onları da beğenmedim. Haydari? Hayır. Triti? Frit hala taş. Ne taş? Taş.
Hangisi? Hale taş diyor. Ama bunu bu şekilde bu taş, bir tabakta taş sunum yapsaydı ıslanırdı ekmekler. Bu şekilde kuru diyeyim bari. Taş çeşi, demeyin evet. De kuru diyeyim bari. Çok kuru. Tadı yani tuzu, kendi de gördüm. Tadı tuzu yok mu yok, yok yok vallahi yok. İnan ki yoktu. Kızım, tamam yok. Nermin Hanım'a kızım düşün. Yavrum bunu boşaldıkla bana ayran biraz verir misin? Midem bozuldu tamamen. Senin de miden her şeyde bozuluyor, her şeyde ne sen de hijyen takıntısı var. Bir de mutfağınıza bakmak istiyorum ya. Biz sizin mutfağınıza girdik ki. Girerdim ben. Hayır, ne zaman hayır giremezsin benim mutfağıma. Hayır. Ama ben girmek istiyorum. Giremezsin. Niye, ben girdim mi? Giremezsin. Oynamaktan zamanın olmadı mı o, temizlemeye? Benim mutfağıma kimse giremez. Ellerimde şık 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 oynarım. Şık şık. O benim özelliğim o. Nerede? He? Bugün bunun şık şıkları nerede? Duruyor içeride getirir getirsene. Oynarım istiyorsan he. Getiririm. Tabağı öylecene duruyor zaten. Hangi ara yedin de midem bozuldu senin ben anlamadım yani. Kaynanaların resmen içlerine oturmuş. Bence o puanı azaldığı için bahane uydurmaya çalışıyor her şeye. Ben de şık şık eliyle mutfağa gitmek istiyorum ya. Mutfağa gidemezsin çünkü ben müsaade tamam. Etmiyorum canım benim. Ben o puanına da yansır yani sen bilirsin. Niye canın puanına yansır canım? Bana izin vermedi temizlik gidin bakın. Benim de midem ama zaten... Puan kıramazsınız mı? Zuhal Hanım ama ben bir şey söyleyeyim. Yani bende hijyen takıntısı var. Olabilir. Ben mutfağa girmezsem zaten bu yemekler ama beğenmedim. Ama hep söylüyoruz izin veren isteyen sokağın kendine mutfağına girer, bilir. Bakılır, çıkılır ama izin vermeyen... Hani diyorsun ya erkek Fatma'yım, erkek Fatma'yım diye Saadet Hanım değil mi? Ben size düşük puan verdim, kabul ettim onu ve izahımı aha da yaptım. Evet. Ben de senin yemeğini beğenmemse onu vereceğim. Dedin ki ben senin yemeğini beğenmezsem bile onu vereceğim dedin. Erkek Fatmalığını göster. Beğenirsem dedi. Geri verin. Öyle bir şey asla olmamış. Beğenirsem dedi onu vereceğim dedi. Beğenirse erkek Fatma'yım. Ben senin gibi yapmam. Şimdi param vermemek için beğenmedim dersin. Bu kadar yo, basit. Ben, bak. Hiçbir şey şiş. Ama bir saniye şimdiye kadar neyi beğendin? Ne çorba, ne haydar, ne acuka, ne sadece paçanga, ben ne mi beğenmedim? Hayır işte ben seninle konuşuyorum. Benim yemeğimde, benim suframda herkes her şeyi beğendi. Puana geldi. Zuhal onlar şey. 10 numara güzel yemek yaptılar böyle. Midelerimiz bayram etti. Hayatımızda öyle yemekler tabii görmedik. Sen geline zaten tarifini vereceğim çorbanın. Domates çorbası yapma kızım. Bir erişteli, evvelili çorbalar var ki. Pazartesi günü böyle asıl. Pazartesi günü tarhana yapılmış ama. Bir saniye dinleyebilir miyiz? Pazartesi günü tarhana yapılmış. Tarhana evet. Daha kolay bana Nermin göre. Hanım'ın hiç de kolay değil. Bir saat kaynıyor o tarhana. Bir saat. Evet. Ben de yapıyorum evde. Açıp internete bakabilirsin. Tamam, bir saat bakacağım. Kaynıyor. Bu yemeğe gelelim. Buyurun nasıl buldunuz? Böreği beğendim. Afiyet olsun. Bunlar da güzel ama... Etli ekmeği tiridi hiç beğenmedim. Tiridi beğenmedim. Çünkü ekmekleri çok olduğu gibi kuru duruyor. Ya ben kurumuş istedim evet. Öyle ben çünkü biz bütün hafta. Ama biz bak, yiyeceğiz bak, biz yorumlayacağız sen istedin de. Ama Nermin Hanımcığım bütün hafta böyle şey yedik yani böyle ekmekler hamur. Benim canım, ben ama diyorum ki biraz tıkır olsun yok seninki sen divayım diyorsun ya sen divayım diye biz senin hep yemeklerini ama beğenmek. Ama demin ne dedim farkındaysan benim mutfakla alakam yok dedim değil mi demin? He? Dedin mi? Dedim yani. Demin dedim mi bunu? Evet. He dedim yani. Ama yani sen divayım diyorsun ya pazartesinden belli. Biz illaki mecburen senin yemeklerini beğenmek zorunda değiliz ki. Damak zevkimize hoşuna giden tadını beğenirsek ona göre bu hale beğenmedin. Ama sen kızıyorsun niye beğenmiyorsun kızmadım, diye. Kızmadım. Niye kızayım yapacağını yorumunu. Kupkuru ben değil. Öbür arkadaşlar evet, da aynısını söyledi. Kuru evet kuru. Ben hemen ana yemeğime geçeyim. Bunu da beğenmeyecekler. İşte. Yapayım yesinler bari. Etlerim kararmış ama bilemiyorum. Annem altını kapatıp oynamaktan etlerimiz suyu çıktı. Tirite gelirsek tavuk eti de kuru olmuş biraz. Sanırım haşladıktan sonra tavada biraz... Yok haşlamadık. Ne? Haşlamadı. Direkt tavada çevirdi. Evet, kuru olmuş. He, direkt tavada çevirdi. Çok... Haşlama zamanı yok. Ya bunlar oynamaktan mutfakta zamanlar mı oldu? Ne söylüyorsun ya? Aşırı sert gelin olmuş. Gelin kayınvalide atmışlar oraya. Nasıl olsa gelecekler oynayacaklar. Şamunları görecekler. Puanımızı da verecekler. Hadi oldu da bitti maşallah. Biz ha babanın sınıfı değiliz ki burada. Burada iddia azıcık puan verecek. Bu kadar basit yani. Şimdi buna da az derler. Doldurayım bari. Gözleri doysun. Özellikle Saadet Hanım. Gözün doysun Saadet Hanım. İzleyince görürsün beni. Nereden nereye bağlıyor konuyu? He, evet, yani ki bizi böyle kafaya tutacak. Biz de oynamanı göreceğiz. Böyle süsünü püsünü. Ama bu haftada bu yemeklere hiç emek vermemişsiniz. Fenomenler şey değil bu. Bu kadar basit. Al bunu. Yorumumu bitirebilir miyim? Tabii tabii buyurun Ayşe Hanım. Biraz tridin üzerine salçalı su, salça biraz şey olmuş ketçap mı salça mı tam şey yapamadım ama olmaz tridin üzerine. Domates sosu domates daha salçayı ayıramıyorsunuz salçayı. Daha oraya gelemedim.
Ayşe Hanım domatese ekşi diyorsunuz. Daha salçayla domatesi ayıramıyorsunuz. Şunu söyleyebilir miyim? Ama tabii bu söyle. Koyulmaz. Bu tridin üzerine bu koyulmaz. Çünkü oraya gelemedim. Gülsüm Hanım neden gelemedim? Ekmek kuru, bunu tavuk kuru gelemedim. O yüzden tadını salça ya da domates sosu Ayşe tadını Hanım, alamadım. Bir şey söyleyebilir miyim? Hani kırmızı kartın, sarı kartın. Bugün yok mu? Aa nerede kartlar? Ekmekle, nerede kartlarınız? Ekmekle paçanga böreği de yan yana olmuş biraz. Bu da kuru olmuş. Haydari'nin tuzu iyi. Çok tuzlu geldi. Ben ona hiç tuz atmadım. Tadım, bakın, salçanın, biber salçasının evet. Kendi tuzu olsa gerek herhalde. Kız sen düdüğünü göster de kartını göster. Ha, benim sarı düdüğüm, kartım sizin düdük ve kırmızı kartım sıcak yemeğinize, sıcak ara yemeğinize. Ay ben bunların yorumlarına Zuhal Hanım zerre kadar inanmıyorum. Neden diyeceksiniz? Neden? Bütün hafta yemekler tuzsuz, 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 tuzsuz. Şimdi de tuza takılmışlar. Bak biz de sizi dengeleyelim diye bugün tuzlu yaptık. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Tuzlu yedik, Allah kuru kuru yedik. Sen bizi dengeledin, biz de sen dengeleriyoruz. İnşallah, inşallah. Yani. Seni bir güzel dengeleyecek gibi. Bütün bana akıl verir, bağırma masada. Biz misafiriniz bugün ama bağırdı ama sonradan da bağırtısını hemen aldım yani. Şeyini aldım yani, hemen gazını aldım. Bağırmasına izin vermedim. Kremalı mantarlı soslu bonfilemiz var. Patates püremiz var. Yenilebilir çiçeğimiz. Onu da koyuyorum dekor amaçlı. Ona da bahane bulacaklar. Artık bulsunlar bakalım. Çalkala kaynana. Çalkala çalkala kaynana. Çalkala çalkala kaynana. Çalkala. Zaten bu çalkaladan gece uyanıyorum. Çalkala sesi duyuyorum. Ben de. Şimdi gece uyanıyorum. Ben oho tefesleri, darbukalara, düdükler, kartlara şimdi, kaldı. Şimdi Zuhal Hanım torun benden uyuyor ya. Gece evet. Uyandırmışım. Çalkala çalkala. Babaanne ne oldu? Uyuyor yavrum uyuyor benim. Babaannem de kafam kalmış. Her yerde bu çalkala çalkala kaynana. Çalkala çalkala kaynana. Çalkala. Şimdi diyor ki gelinleriniz gelecek onlar bir güzel çalkalayacaklar sizi. Siz dur bir bekleyin siz. Siz birbirinize bileniyorsunuz ama asıl dolu olanlar gelinleriniz. Vallahi yapıştırdınız kızlara bizim üçleri dörtleri. Çok saygılı ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Bizim Fergane bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye. Ben hiç kimseye böyle bilenmiş değilim. Yani böyle tartışıyorum ediyorum da öyle bir şey bravo, yok. Bravo bravo. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Burası bir yarışma programı. O ayrı. Hepimiz öyle. Hakikaten alacak. Bilenme falan yok tabii. Yani. Öyle yok. Bir şey ne yok. Güzel, ne güzel ne güzel. Aa, bir kere bir yorum yapmak istiyorum. İnsan ya. İnsana bilenmesi bir kere olmaz. Biz olmaması lazım. Sonuçta burada bir araya gelmişiz. Ama oluyor görüyoruz verilen puanlarda. Görüyor maalesef, maalesef. Buyurun Saadet Hanım. Yok bunu da yiyeyim sonra konuşurum. Neden? Şimdi konuşurum ters. Bir şey söyleyeceğim dedin demin. Yok kusura bakma. Peki. Birazdan söyleyeyim. Neyse gelince Canan'da ne istemişsiniz? Bıçak ondan istiyor. Şimdi patates püresi. Ben vereyim sizi. Hayır zahmet etmeyin. Koskoca divayı bir çatal için kaldıracak. Ben getiririm sizi. O Zuhal ki... Hanım lütfen bak divane. Davulcu bak bu masa sandalyeden sonra onun ismini ben değiştim hanımefendinin. Davulcu. Sen böyle bir diva gördün mü? Böylesini görmedim böyle canım. Böyle gördünüz mü? Gördüğüm... Bakın. Bakın. Böylesini görmedim dersen. Yani bu dedim ya biraz önce at kamçalayanlar diyor ya. Diva Hanım, yani Diva Hanım gerçekten görecek zoruna gidecek beni nasıl benzetiyorlar diyecekler ya. Kim? Diva Hanım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Önce... Bir şey hesaba katmıyorsunuz Gülsüm tamam. Hanım. Dediniz ki Orhan Bey çok kıskançtır. Beni buraya yollarken bile kılı kırk yardı. Şimdi sizi Orhan Bey görünce kıskanmasın, sinirler misin? Hayır o yüzden değil Orhan Bey. Öyle bir şey yok. Orhan Bey benim başarımı hazmedemiyor. Başarımı kıskanıyor. Onu dedim ben. İşte şimdi de şey olmasın. Şimdi böyle çok göz önündesiniz. Şu an bütün gözler, bütün Türkiye sizde şu an. Yok. Yani bu outfitler, bu kıyafet de çok hoş bu arada. Teşekkür ederim. Nereden duydun sen bıçağım olmadığını? Bravo Canan. Tamam ben de vermiştim. Kusura bakmayın. Vallahi geliniz duymuş da getirdim. Teşekkürler. Bu çiçeği yıkanmış herhalde değil mi? Bunun üzerine koymuşsunuz ya şu o an. O yenilebilen bir çiçek. Yeniliyor. Yıkanmış etmiş. Yok yıkanmadı. Mutfağa izin vermediniz ya. En azından bileyim de ne yıkanmış ne yıkanmamış. Hayır yıkanmadı. Yenilebilen bir çiçek aldık. O zaman aldık. Bunu ben yiyememişim. Ben de yıkadık da koyduk. Yıkadık. He tamam da ben söylüyorum. Ben diyorsun tamam. Yıkanmadık. Hayır yıkadık. Bu yani yenilebilen çiçek. Bugün galiba Dilan lolololo dönme kız. Doğru düzgün cevap versene. Niye ben de bu kadar korktum? Bugün Emine Hanım sen yanıltısaydım şimdi biraz. Ben kimseden korkmam canım benim. Ben bir divayım. Ben söyledim sana. Ben o çiçeği yıkadık, üstüne koyduk. Hiç korkmuş gibi bir hali mi var sizce? Var. Bütün heybetiyle yanımızda. Buyurun. Zuhal Hanım, hava öylesin bir çözeyim bir dakika var ya. Aa, o yüzden ye. Hiç zannetmem. Ben. Hayatta neler başarmış. Bak şimdi Çeçenler'de
Bunun gelini yapmıştı hanımefendinin. Evet, değil mi? Evet. Güzel de yapmıştı, büyük, güzel de pişmişti. Hı-hı. Bu ne? Bu yemekler niye bu kadar? Uf, ben doymam biri. İyi, bir de siyah olmuş, doymam. Çok siyah olmuş. Canım. Simsiyah çok... yakmışsın. Bir de kuru olmuş, bir de yanmış bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi yavrum? Tabii. Sen bu kayınvalidene uyuf da oynuyor yemeklerin birini yapmışsın, birini o taraf yapmışsın. Sen sen bugün yarışıyor, geçen yarışmaya bakma, oynuyor kazandınız. Bu sefer feministlerdi kızım, oynamaya bakmıyoruz, yemeğe bakıyoruz. Niye adaklamadın kendini? Feministler mi? Fenomenler feministler yani. Bir şuna bakma, ben biraz şey olduğum için yani. Rica ederim, tamam. Ya Zuhal'ım o kadar değerleştirmeyin, ne yapayım, aklım o kadar tamam. Ne yapayım? Fenomenlere yakışmayan bir menüymüş. Artık diğerleri de tarhana yapmış. Bir saatte tarhana ne alaka yani? Resmen çekemiyorlar kayınvalidemi. Aa, bu et kesilmiş ki. Et kesilmiyor mu? Ben kesemedim zaten. Zuhal Hanım, vallahi kesemedim. Prova, ben bunu yiyeceğim, ağzından da ölürüm var ya. Niye? Yok ya, kesemedim ki yiyeyim. Öyle de yesem ayıp olmaz mı? Kesilmiyor. Kesemiyor musunuz? Kesemedim, ben de kesemedim. Zadet Hanım diyor ki et kesilmiyor. Doğru, ben hiç kesmedim zaten, bırakmışım. Ben de Zuhal Hanım. Nasıl yani? Kesilmiyor. Kesilmiyor. Ya çok mahsus bıçağın ters tarafıyla tutuyorsun. Ters değil, bak numara çekme bak. Sen de üç defa da gittin geldin, ben de üç defa da gittim bak, geldim kestim. Kestim. Bak şu ayranını şöyle koy canım benim. Koy canım benim. Şöyle şöyle. Heh. Elime buyurun, dokunmasın. Buyurun. Tamam mı? Buyurun. Nasıl kesilmiyor bu? Kesilmiyor. Ha işte nasıl kesilmiyor? Işte. Zorlanıyorsun tabii ki. Vallahi yok. Bravo, hırs diye kestin. Hiç zorlanmıyorum. Puan vermemek için numara yapma. At canım benim ağzını, maskeni çıkar. Çıkar canım benim. Güzel. Değil mi size elleriyle besliyor? Teşekkür ettim ya. Böyle bir şey yok. Aç canım benim. Türk televizyonları bunu da gördü ya. Aferin. Aman da umarım. Aferin canım benim. Hadi aferin. Teşekkür ettim. Çok sağ ol. Et kesiliyor, numara çekmeyin. Mahsus puan vermemek. Aç bakayım canım benim ağzını. Ben kendim yemeği biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Aç 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 aç. Afiyet şeker olsun. Vallahi muhteşem bir kayınma. Herkesi tek tek eliyle besliyor. Vallahi öyle. Ben de böyle yapacağım. Afiyet olsun. Oh. Sayın Gülsüm Hanım. Size de verin ister misiniz? Ben çok rahat kesebilenim. Ben çok fazla bıçak kullandığım için. Zuhal'ım taş gibi. Yemin ederim pişmem. Ben gerçekten çok... Bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl kesti peki tek seferde? Bir dakika. Zuhal Hanım. Saadet Hanım kesemiyormuş. Gel divam gel. Gel. Koskoca. Nereden? Oradan alın. Divan Hanım siz bu programdan hiç sonra... Hiç şunu yapmayalım. Onun gelsiniz. Saadet Hanım. Kesilmiyor. Kesilmiyor. Geldi. Bak geldi. Canım benim diyorsun ya dikkat, et kesilmiyor, et kesilmiyor diyorsun değil mi? Aha. Demin de diyorsun ki et çok kuru olmuş diyorsun. Bak. Nasıl oluyor? Kesilmiyormuş. Oysa kesmek istemedikleri için kesilmiyor bence. Dur canım benim. Dur canım benim. Sen kendini yorma aşkım. Yok, diva divanın... keser sana yedirir eliyle. Ben elimden yedirme. Biz ben yemeyiz. Yok 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 yok. Ama kesiyor çatır çatır. Kesiyor. Zuhal Hanım bak. Hadi afiyet olsun aşkım. Teşekkür benim. Ederim. Bak kesilmedi. Ha ben kestim. Şimdi size yiyeceğim. De yardım edeyim. Ben tadı çok rahat kesebildim. Tamam bile... teşekkür ediyorum. Gülsüm Hanım'a diyorum ki ben diyorum eti doğrayamıyorum diyorum. 2-3 defa böyle git gel yapıyorum. Yok diyor doğrandı diyor. Öbür kayınvalideler de dedi pişmemiş. Hepimize sırayla parçaladı ağzımıza verdi. Yok yemekleri getirdi ağzımıza koydu. Biz bebek miyiz ya dedi. Ağzımıza niye koyuyorsun? Ama ne yapıyor? Oyları fazla vermemiz lazım. Çok beklersin. 20 dakika bekle, bunu çeneyim udum. Ay nasıl bir gülüş be? Bekle, 20 dakika geçsin de. Ben bunu çeneyim udum. Yorumumu yapacağım. Ama yapışıp içime koydum. Tamam oldu, düşüp kaldım oradan. Sinirlerim bozuldu. Ay efendim. Divan'ın bir gülüşü var ya, aynı horoz gibi gülüyor. Horoz ötüyor ya, aynı onun gibi. Maşallah. Bu gülüşü ben de ilk kez, üçüncü keredir bir aradayız. Gerçekten böyle bir gülüşü mü vardı? Ben de ilk defa aldım. Numaralar, şeyler, şeyler bitmiyor. Zuhal Hanım ben söyleyeyim. Numara derken şeyler, maskeni takalım. Özellikler, yetenekler Zuhal bitmiyor. Zuhal Hanım ben söyleyeyim mi? Gülün inşallah ya. Ben size dedim yarın sizi kriz... Ay çok pardon, geldiniz. Yarın kriz tutacak da söylemiştim, yarın kriz olacak dedim. İnsülin falan... Sen demin ne dedin tam anlayamadım, 20 dakika. Ben demesi lazım bunu çiğneyip udumam için, ben bunu çiğneyemem ki. Damağıma yapıştı, dilimi saldım koparım, gitti girdi damağın içine. Oradan çıkarım çeneyim, dişime yapıştı. Bir ter uttum kızım, Allah senden razı olsun, ayranla falan bir çay getti. Afiyet olsun. Şimdi püründe... Şimdi bir itiraf da bulunabilir püründe... miyim? Bir saniye itiraf edeyim. Et yiyeyim. Gerçekten sardı. Ay. Etin altı balığı daha çok yakıştırdım. Canan gel.
Etin ama bekleme süresi var. Gülme krizi var bugün arkadaşlar. Dur taşın vardı, dur. Bak, o geçen sefer de önce o eleştirmişti gelinini herkesten evvel. Ne oldu? Bakma kayınvalide elerin etlerini kestim de. Ama gerçekten sert olmuş ya Canan bu. Ama eti bile. En son ben sana emin. Ama ben... Zuhal Hanım. Zuhal Hanım. Ben şey sanki hiç bıçak kullanmıyormuşum gibi dedi ya ben de orayım. Ben de böyle üç defa gittim geldim, kendisi üç defa geldi. Keşke sayenizde alsaydınız bıçağı. Gittim geldim. Bıçağı keşke sayenizde alsaydınız. Sol sağ elle kesilir. Yani o da kesemedi, onu demek sol istiyorum. Sol elle bu eti kesemezsiniz. Kusura bakma, ben sağ soldan bu bıçak kullanmadığım için. Ben sol, en çok sağ solumu kullanıyorum ya. Ben de kesemedim. Hayır, bu eti sol elle kesemezsiniz. Hiç de kesemezsin öyle. Hiç de kesemezsin. Böyle kesiyoruz değil mi? Gerçekten çok yumuşak yani, bir et. Hiç bonfile etin en güzel dinliyorum. Yeri bonfile evet. Tahmin ediyorum. Yani bu pamuk gibi olmasın. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. Bonfile değil, bonfiletto. Yemekleri küçücük miyiz? Kızım yarısını dişimin dibine koydum. Eve giden tamam. De çeynerim. Tamam mı? O ben de düşsün yani. Onu bile yolda çekerim, azarım. Peki, düşmesin, dikkat edin. Evimize gelmeye çalışıyoruz. Saadet Hanım düşmesin, dikkat edin. Yok ya, eve giderken ağzına öyle yolda çeyneyince ne dedin? Cacığı da tadın. Ne anlıyorum, tadı nasıl etin? Çocuk neyin tadı? Evet, sert pişmemiş gibi gözüküyor ama yüzü de hafif böyle geçmiş, yanma derecesine gelmiş gibi. Bu tuzlu olmuş. Patates püresi. Bunu zaten hiç sevmedim. Kremalı mantar. Kreması sanki fazla geldik gibi geldi bana. Beğenmediniz yani. Beğenmedim. Cacıktan içtiniz mi? Yok. Onu da için lütfen. O sırada eğer her şeyden tatmış bir kayınvalide arıyorum. Varsa aramızda yorum isteyeceğim. Buyurun Saadet Hanım. Lezzetleri de söyleyelim lütfen. Zühan Hanım hiç olmamış. Hiçbiri. Sebep? Bak püresi sertti. Püre... Dün Ayşe Hanım'ın gelini yapmış diye güzel de böyle İçinde yapmış. İçinde bak biraz büyük parça. Niye ezildi bunlar? Büyük parçalar. Blenderdan da geçirdim. Bak Zühal Hanım bak büyük büyük parçalar içinde değil mi? Yalan değil. Et de gördüğünüz gibi kayınvaliden de zaten dedi olmamış. Bu da cacık odu da yani bunu yapmayana bak. Dürünk dürünk nanesi de vurmamışsın içine. Siz de ana yemekte pilav yapmışsınız. Pilav sadece. Alovlu pilav. Kızım getirdin aileyle kendini. Aileyle olmasına gerek yok. Yani sonuçta. Hep sen konuşuyorsun getirin. Biraz da biz konuşalım ama ya. Ama yok pilavı ver güzel. Ya. Biraz ama ben var ya. Bugün tansiyonun çıkacak şimdi yola çıkacaksın ya. Niye yorum yapma Zühal Hanım? Ben ama sıra onda. Tamam. Yok. Bir saniye pilav mı dedin? Evet. Ha senin gelinin ama onunki şey farklı bir pilavdı. Farklı pilavıydı. Bir de ateşler içinde gelen böyle alovlar içinde kayınvalidemde oynuyordu kendim dedi ki bizde düğünlerde bunu ikram ediyorlar ta oynamışken bunu da elinize alın oynayın da yani zaten düğüne çevirdiler zaten. Evet. Yok gelin hanım vallahi olmamış. Bugün senin afiyet yemeklerin olsun. Sıfır. Afiyet. Allah beğenmedim. Allah. Ben beğenmedim hiçbirini. Hiçbirini. Ayşe Hanım buyurun maskenizi takın sizden de yorum bekliyorum ana yemekle ilgili. Hanımefendinin gelini de bundan yapmıştı çok güzel yapmıştı ama. Peki buyurun Ayşe Hanım. Püre biraz sert olmuş et çok kuru dediğiniz gibi. Mantar esmer, et esmer biraz şey yani teşekkür ederim. Afiyet sağ olsun. Ol. Kibarca beğenmediğini ima etti benim anladığım. Sağ evet Emine Hanım. Zuhal Hanım hiç bunların birini de beğenmedim. Eyvallah. Sadece cacığını beğendim. Afiyet olsun. Cacık o. Normal yani evet. Çok güzel. Nane kurusu falan mı güzel? Nane kurusu herkes atmıyor ya. Kimisi ama çok, ona çok kimisi güzel bilir. Dereotu koyar. Kimisi sarımsak koyar. Kimisi dereotu var görmüyor musun? Koymamış yok yakışıyor. Ha, koymamış. Kayınvalide gülme krizine girdi. Kendi de zaten kabul etti etin pişmemiş. Gelin hanım olmamış ne bileyim böyle oldu böyle oldu. O biliyordu zaten onun işi olmamış da. Bu bugün 4 gündür kayınvalideler arasında oynadı. Keçen de stratejiyle birinci oldu. Bu sefer de öyle şey yok hanımefendi. Bu sefer ben varım, ben, erkek Fatma. O hala beni iyi tanımamış, televizyonda seyretmişti. Ama tam tanıdı bu sefer. Rast gelsek böyle bana salam vermeye ihtiyat eder. Hepsi buraya dolu gelmiş. Dört dörtlük yapsaydım bile aynı şekilde. Puanlarım kıracaklardı. Ellerinde zaten en düşük puanlar var. O yüzden beğenmiyorlar her şeyi. Vallahi fenomenler haftasında açıkçası bunu büyük finalde konuşacağız ama ben daha yüksek puanlar bekliyordum şaşkınım. Evet. En yüksek 7 gördük herhalde 2 tane. Biz 8 bile görmedik. Evet. Belki bugün görürüz. İnşallah. Fincan tatlısı dendi. Şey kasede geldi ama. Ama ben fincan hani görsel olarak güzel durmaz diye kasede sunmak istedim. Keşke kase deseydiniz.
Niye fincan tatlısı dedim? Ben de fincanda bekliyordum. Ha yok, fincanda görsel olarak güzel durmaz diye. Bunu normalde çevirmesi gerekiyordu fincana. Ya biz böyle yapıyoruz. Fincana çevirip ama bu şekilde öyle süsleseydin keşke. Ya bunu bir çevirsene, bu çevrilir mi? Dur bakalım ben ileri çevireyim. Neresi çevirir? Altı üstü olur. Çevireyim mi bir ben bunu? Bir deneyin isterseniz tam aşağıda olarak kalacak, koyun üzerine. Aşağıda kalacak, aşağıda kalacak. Tam üzerine bunu koy. Önce alttakini koyun. Şimdi çevireyim. Yani kalıp gibi çıkarıp böyle... Lüp. Çevrilmedi, pardon. Alınmadı. Kızım olmamış. Gülsüm Hanım bitirdiniz. Afiyet Sayın Divanım olsun. Çok acıkmışsınız sanırım. Eline sağlık, güzel afiyet olmuş. Olsun. Çilekler niye böyle büyük büyük kalmış? Ben de yemeye çalışıyorum, kaşıkla da bulamıyorum. Canan gel buraya gel. Biz aman eyvah, yok bir şey efendim. Yok bir şey Canan. Bakar mısın ne sen kadar çileği... kocaman ya, sen ne oldu bugün sana? Niye doğramadın bunu? Doğradım, çilekler normalde çok büyüktü, dilimledim. Dörde böleceksin canım benim. Dörde bölseydin, ay şimdi bu yemek istedim ben, severim de. Kaşıkla da yanmıyor. Tatlı güzel olmuş Zuhal'ın, beğendim. Afiyet olsun. Afiyet buyurun olsun. Ayşe Hanım. Azıcık daha şeker olabilirdi. Hem şeker hastasıyım ya. Diyorsun hala şeker diyorsun. Ben şeker hastasıyım ya. Demedim, tansiyon hastasıyım dedim. Olsun, yarın öbür gün şeker hastası alayısın. Yani bunu bizim... Nasıl? Abla cevaba bak, müthiş ya. Herkes de gün... Sayın Divanım. Herkes de gün şeker hastası. Değil, sen de olacaksın. Hanımefendinin gelme künefe... Divanım, bir saniye ben konuşabilir miyim? Zuhal Hanım bana sordu. Beğendi mi tadını? Ya biraz şekeri az olmuş, biraz dediğiniz gibi çileği iri ama kıvamı güzel sadece. Önemli olan da kıvamı. Ben beğenmedim. Beğenmedim. Vallahi beğenmedim. Emine Hanım? Yani ismine uymamış bir tatlı. Zuhal'si. Zuhal Hanım ben çok tadı beğendim. Güzel. Tatlısını beğendim. Ben de beğendim. Allah sadece var, beğendim yani. Bu çilekleri daha ufak doğramalıydın. Bir de gerçekten fincan formunda getirsen çok daha güzel olurdu. Öz içi bir gelmeliydi önümüze yani. Tabii şimdi fincan tatlısı yiyorsan fincan tatlısı olması evet, lazım. Aynen. Ama tadı güzel mi? Güzel. Tadı kıvamı güzel. Kıvamı yerim. Ben şekerini falan da doğru buldum miktarını. Evet. Tadı güzel. Peki haftanın son açık oylaması için hazırız efendim. Kayınvalidem etin sert olduğunu söyledi. Zaten ben eti ona bırakıp giymeye gitmiştim. Altını kapattığı için daha da sertleşti. Zaten bekleme süresi var. Zaten ellerinde düşük puan var. Beğenmemek için gelmişler. Ben onu dört dörtlükte yapsaydım zaten düşük puanlarını bana kullanacaklardı. Ama benim etimi neden kabul ediyorsun sert olduğunu? Biraz savunacaktın. Öbür sefer savunmuştun. Şimdi her şeyi kabul ettin. Yaktın beni anneciğim. Senin asla kazanmanı istemiyorum, asla. Dinlemeyeceğim, susar mısın? Dinlemeyeceğim, sus, dinlemeyeceğim. Birinin masasında yüzüyorum, birinin masasında kayboluyorum. Bugün de titredi, titreme aldı. Artık 20 dakika çeynedim. Bence ekranlara şov yapıyorsunuz. Oh, hay canıma değsin. Hay ne oldu yani, dibe mi vurdunuz demek? Yani dibe vurdu, dibden de dibe vurdu. İnşallah kazanamayacaksınız dördünüz de, inşallah. İnşallah kazanamayacaksınız. Evet, heyecan dorukta, fenomenler haftasında en son Canan yarıştı ve bugün maharetlerini sergiledi. Şimdi sizler ona son kez bu haftada puan kullanacaksınız. Bakalım nasıl olacak puanlar? Buyursunlar, yazabilirsiniz. Zuhal Hanım, puanlar yazılmadan önce ben bir şey söylemek tabii istiyorum. Tabii ki, buyurun. Müsaade ederseniz. Kesinlikle yanlış anlamasınlar kayınvalideler. Bu bir duygu şeyi değil yani. Gelinim bugün çok mutfağa adapte olamadı. Bu hafta bir arkadaşını kaybetti. Kuzu ciğer can sarması arkadaşını. Aa. Hatta dedi ki iptal edelim, anne gitmeyelim dedi. Ben dedim ki olmaz kızım, söz verdik. Kaynanaları yarı yolda bırakamayız dedim. Aa, yani ben de mutfakla da çok ilgilenemedim bugün. Haklı yani. Şimdi, başın sağ olsun. Bu duygu sömürüsü eylesin. Falan değil. Sakın ha sakın öyle anlamayın. Evet, Allah ailesine sabır versin. Başın sağ olsun. Sağ olsun. Oh, mekanı cennet olsun diyelim. Amin. Ve evet buyursunlar şimdi. Amin. Puanlarınızı yazacaksınız, yazabilirsiniz. Menüde eksik yok, hatırlatayım. Siz yazın bir yandan, düşünün. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puanlar arasından kullanmadıklarınızdan bir tanesini seçip Canan için uygun gördüğünüz puanı yazın lütfen. Her gün söyledim, yine söylüyorum. Hakkaniyetli ve adilane olunuz. Adilane puanlar kullanınız, adil olunuz. Beğendiniz, beğenmediğiniz yemekleri tekrar düşünün. Herkes yazdı sanırım. Yazdı. Emine Hanım tekrar kontrol. Değiştirmek isteyen var mı? Yok. Emin olmayan varsa tamam. Şu an değiştirebilir. Yok mu değiştirmek yok. İsteyen? Peki. Bakalım. Fenomenler haftasında
Son açık oylamada Nermin Hanım puanı Canan'a kaçmış. Buyurun Nermin Hanım, açın tam karşıya ve yüksek sesle. Zoran'ım benim puanım 4. Tabii çünkü en düşüğün 4 kalmıştı. Ben sana 5 verdim. Sen niye bana 4 veriyorsun? He? Niye 4 veriyorsun? Ben sana 5 verdim. 5 ve... Haftanın başından beri... Bir saniye dinlemesini bil. Haftanın başından beri adalet, adalet, adalet diyorsun. Verdiğim 5 puan sana... İnşallah kazanamazsın. İnşallah aklımda sen kazanamazsın. Varsa kazanırım. Aklımda bak, yoksa yapacak bir şey yok. Bak gönlüm kimden yana biliyor musun? Eğer biz kazanamazsak gönlüm... En güzel masa Saadet Hanım'ın gelininin masasıydı. Onun kazanmasını istiyorum. Ama ben senin asla kazanmanı istemiyorum. Asla. Tamam, bitti bu bir kadar. Bir de televizyonun önünde televizyonu izlediğiniz her zaman konuşma. Aynısını söylüyor. Bir tek tamam, dördün kalmış konuşma da. Siz de beni dinlemek zorundasınız. Dinlemeyeceğim, sus. Dinlemeyeceğim. Emine Hanım'ın puanına geçeceğiz. İnşallah da kazanamaz. İnşallah. Emine Hanım bakalım kaç puan vermiş? Buyurun Emine Hanım. Açın yüksek sesi. Ben o puanım 5. 5'i kullandın, kullanamazsın ki 5'i. 5'i kullandın. Kullanmadım. Kullanmamış mı? Arkadaşlar uyarıyorum. 6'yı kullandım. Kapatabilirsin tamam. Emine Hanım. Evet, ne diyeceksin Canan puanlara? Vallahi bilemiyorum. En düşük ellerindeki puanları bana saklamışlar. Zuhal Hanım, benim gönlüm Saadet Hanım'ın gelininden evet, yana, kazanmasından yana. Bilemeyiz. Keşke de 7'mi değiştirmeseydim. Yakın. Keşke de. Keşke de 7'mi değiştirmeseydim. Siz de yanlış puan verdiniz. O sofraya da 4 olmadı. Ama ben açıklamasını yaptım. Nermin Hanım gibi yapmadım. Herkese birinin masasında derinlere gömülüyorum. Birinin masasında yüzüyorum. Birinin masasında kayboluyorum. Kendine gel kendine. Ben ne zaten derinleri? Burası deniz değil, burası ırmak değil, burası havuz değil. Bugün de titredi, titreme aldı. Beğenmedin domates çorbasını, ne yapayım? Ya, neyi beğenmedin? Domates sizi ekşi olur, ekşi. Sizi beğenmeyen çorbalar titretiyor mu ekşi yani? Tepkiniz... Hayır, biri çok ekşi geldi. Ekşiyi sevmediğim için. İnşallah dilerim Allah'tan sen kazanmazsın. Dilerim Allah'tan Saadet Hanım kazanır. Dilerim Allah'tan ya Ayşe Hanım ya Saadet Hanım. Peki. Şimdi ya Ayşe Divan Hanım, biz ne yapmıştık sana bizi? Yok, bizi sen de şey kazan, sen de kazan, pardon sen de kazan. Ama benim Nermin Hanım asla kazanmasın. Yani Nermin Hanım'ın gelini her kim kazanırsa kazansın. Kim kazan? Üçünüz de benim gelinim hak etmedi mi? Etmedi. Davam gelin... varsa benimle davam. Yazık, gelin, ben gelinim... eşi keşke vermeseydim. Benim... Ah aptal kafam, aptal beynim, şanslı. Çok sevdin. Yok, hiç beğenmedim, hiç beğenmedim. Çok verdin, o güzelim masasına gelinimin çok verdin. Ben bu hafta en çok beğendiğim masa neresiydi biliyor musun? Saadet Hanım'ın masası, Ayşe Hanım'ın masası. Evet. Doğru. Ben yalan olarak sevmem. Peki. Evet. Ayşe Hanım'ın puanına geçiyoruz. Ayşe Hanım da kesin 3 vermiştir. Çünkü 3'ü duruyordu. Eğer öyle bir şey yaptıysan Ayşe Hanım. Beni baskı altına almayın. İnşallah alma yapmadınız lütfen. Ayşe Hanım. Beni baskı altına almayın lütfen. Geleceği için. En azından büyük finalde atlatalım da. 7 vermiştir. Ben ona 7 verdim. Evet, buyurun Ayşe Hanım. Açın ve lütfen yüksek sesle söyleyin. 3. Ben dedim 3 vermiştir tabii. Ne yaptın? Birinci olsun dedin ya. Yazıklar olsun Ayşe Hanım size. Yazıklar, niye yazıklar olsun? Ben 7 verdim. O 7'me yazıklar olsun. Hak ettin. İnşallah kazanamazsın. Ha, biraz önce ne diyordun? Dilerim Allah'tan kazanamazsın. Biraz önce ne diyordun? Keşke 7'yi benim gelinime verseydin. Ha. Bir saniye. Demin ya Ayşe Hanım ya sen kaldın. Yok ama... Gönlüm ondan ve Saadet Hanım'dan yanaydı. Bir de Emine Hanım'dan yanındaydı. Şu an kimden yana? Gönlüm Saadet Hanım'dan Emine Hanım yanında. Seni de çizdim böyle. Kocaman bir saniye, çizgi attım daha sana. Daha Saadet Hanım'ın puanını yazık görmedik. Onu ben... da görünce bir tek Emine Hanım'ın kelini kazansın isteyeceksin belki de. İnşallah öyle olmaz tabii de. Benim gelinim bugün 30 yaşını kaydetmedi dün. Ben onu kimseye affetmem. Maalesef puanlar çok düşük. Yazıklar sizin olsun Ayşe Hanım size. Ay öyle demeyin. Ayşe Hanım ne yaptın? Nasıl 3 verdin? Ben kimseye yazıklar olsun demiyorum. Ama niye ama yazık ettin 3 verdin? İnşallah kazanamazsın. İnşallah. Ay şey ya Saadet Hanım kazansın. Saadet Hanım bana... Dur şimdi daha onun puanını görmeden öyle deme. Düşük de versin. Dur öyle deme. O kazansın ya da Emine Hanım iyi, kazansın. İyi o zaman tamam. Yani puanını görmeden. Emine Hanım geçen sene 1 puandan kaybetti. 1 puandan. Birinci olmuştuk yoksa. Şimdi herkesin puanı hemen hemen eşit. Bir benim puanımı bilmiyorsunuz. Onu birazdan. Sağ ol, teşekkür ettim. Büyük finalde de öğreneceğiz. Bakalım son puan geliyor Fenomenler Haftası'nda Saadet Hanım'dan Canan'a.
Buyur Saadet Hanım. Benim gelin hanıma bir üç. Baş aşağı oxu niye yaptım? O ne ya? Yani ki onu yaptım ki oxu ay canıma değsin. Ay neden şey dün ne dedin? Önceki gün ne dedin? Niye sözünde durmadın? Ben sözümde durdum. Yemekleri bakmayayım diyorsun. Yemekleri beğenirimse geline puan veririm demiştim. Arkasındaydım. Gözünüzün önünde görürsem eti 20 dakika çeynedim. Bence ekranlara şov yapıyorsunuz. Yavrum siz, var ya. Eti çiğnerken. Kalan şeylerinde var. Ne oluyor? Pardon onu anlamadım. Bu yani ki oxu ay canıma değsin. Oh, hay canıma değil. Hay ne oldu yani dibe mi vurdunuz demek? Hı. Yani dibe vurdu, dibden de dibe vurdunuz. Hı, tamam. Ama niye öyle yaptın? Bir de ok koymuşsun. Benim gelim, benim gelim döşkünde ağlıyız onlarda. Senin gelininde kazanamaz inşallah. Ama demin öyle demiyordun. İnşallah. Ama demin öyle demiyordun. Bir dakika şu bu şey yapsana. Böyle gelmiş, böyle gidecek. İnşallah kazanamayacaksınız. Dördünüz de inşallah. Sen İnşallah kazanamayacaksınız. Hadi, hadi. Çünkü puanların hepsi birbirine çok yakın. Benim için Zuhal Hanım'ın puanı de önemli. İnşallah da kazanamayacaksınız. Sen kazanırsın. Hiçbiriniz de. Zuhal Hanım da sizden kazanırsa da yine Emine Hanım kazansın. Emine Hanım kazansın. Kazanamazsan da Zuhal Hanım çok önemli bir değil. Bir büyük final olsun. Ne olacak yani canım evet. Sağ olsun. Gördüğünüz gibi yapamıyoruz ama yapmak zorundayız. Fenomenler Haftası'nda büyük finaldeyiz efendim. Ben onların şovlarını izledim. Eve gittim burnum kanadı ya o kadar üzüldüm. Benim kayınvalideme söylemişsiniz al ye gözün doysun. Ama o da beni ağlatmaya hakkı yoktu. Hiçbir lezzet alamıyorum dedi. Üçü bastı bu nasıl oluyor? Kayınvalideniz de bana bugün üçünü kullandı. Demek ki onu hak etmişsiniz siz de. Ve hediye veriyorum canım benim. Tüya ne söylenebilir ki? Evet efendim büyük final günündeyiz ama gerçekten de bu hafta bizler için son derece şaşırtıcı sürprizlerle doluydu. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Gelinlerimiz heyecanlı bir şekilde yerlerini aldılar. Hoş geldiniz kızlar. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Ben de iyiyim. Fenomenler haftasında hepsi ikinci şanslarını değerlendirdiler. Bakalım nasıl değerlendirdiler? 15.000 TL'nin sahibi birazdan Fenomenler haftasında sahibine gidecek. Teşekkürler Merve. Ama ondan evvel tabii ki böylesine görkemli, şaşalı, coşkulu bir haftanın şöyle bir üzerinden geçelim değil mi? Divamız var. Biliyorsunuz bu hafta yine bütün görkemiyle teşekkür ederim ve kostümüyle aramızda. Teşekkür ederim. Çavuşumuz vardı sevgili Emine Hanım. Hem muhtar hem çavuş. Hakemimiz vardı. Erkek Fatma dedi kendine Saadet Hanım vardı ve düz kayın vardı Nermin Hanım vardı. Evet çok güzel yemekler de vardı ama çok güzel puanlar maalesef göremedik değil mi kızlar? Sevgili Özge, Fergane, Canan, Hülya ve Cemile. Sizler aslında son derece iddialı hem de Fenomenler Haftası'na yaraşır menüler hazırladığınızı düşündünüz. Ama ben maalesef bir 8 puanı bile görememenin vermiş olduğu üzüntüyü yaşıyorum. Siz kendi açınızdan değerlendin. Hülya ilk gün senin günündü ve kayınvalideler dediler ki çok güzel puanlar aldı ve kayınvaliden arka arkaya 3'leri 4'leri sıraladı. Şimdi Zuhal Hanım herkes zaten çok aşırı derece düşük verdi. Yani ben onların şovlarını izledim. Oh. Ben yemeğimi hiç duyamadım yani ne söylendi ne edildi. Yani hepsi yine aynı şekilde 5-5-6. Benim masam 5-5-6 değildi. Hmm. Yani özellikle yani Emine Hanım'a da demek istiyorum. Emine Hanım alkışladı, harika dedi. Ve ben ondan 6 bekledim, şok oldum. Hmm. Zaten bir de beni çok ağlattı. Kim? Ferdan Hanım'ın kayınvalidesi. Yani aşırı Saadet derecede Hanım. Ben eve gittim burnum kanadı ya. O kadar ne? Üzüldüm. Yemin ediyorum Zuhal Hanım. Burnum mu kanadı? Saygısızlık yaptınız. Ben saygısızlık yapmadım. Saygısızlık o beni önce ağlattı. Yok, hayır ben saygısızlık yapmadım. Saygısızlık yapmışsınız. Bana dedi ki benim kayınvalideme söylemişsiniz al ye gözün doysun. Sizden kaç yaş ben büyük. Ben ondan 3 kez özür diledim. Ama onu, o da beni ağlatmaya hakkı yoktu. Ne dedi de sürekli eleştirdi. Bütün benim masamı ya demolize etti ya sürekli. O kötü dedi diğerleri de aynısını yaptı Zuhal Hanım. Öyle mi? Bir şey yok. Ben öyle düşünüyorum. Ha, siz öyle düşünebilirsiniz ama öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Burnu kanamış Hülya Hanım. Evet, sinirden ya, mi? Edir. Sinirden sen, ya Zuhal Hanım ya yemin ediyorum. Sizin puanlar aldı cebine koyduktan sonra herkese küçük küçük puanlar al verdi gitti. Hepsine yani siz de yüksek vermediniz ki. Ama kimse beş, senin kayınvaliden gibi. Beşine beş verdi yani sen bana çok güzel bir şey yapmadığını söyledi kayınvaliden. Peki ben ne oldu?
Bir tane ana tabak, yani ana yemek tabağı en dolu belki haftanın ana yemek tabağına hiçbir lezzet alamıyorum dedi. Üçü bastı. Bu nasıl oluyor? Adaletten bahsettiğiniz için size soruyorum. Ben adaletten bahsetmişim ben gibi cümle kullanmıyorum. Ben size verdim. Kayınvalideniz de bana bugün üçünü kullandı. Nasıl olacak? Hak etmişsiniz siz de. Nasıl olacak? Benim yedimi verseydi hak mı etmişim? Aynen, hak etmişsiniz. Yo, ben de hakkımı ben, helal etmiyorum ona. Ya ben size inşallah da kazanamaz. İnşallah. Ben de size hakkımı helal etmiyorum. Bak söylüyorum ekranların önünde. Hakkına. Şayet ben birinci olamazsam, tabii ki olamam bu vaziyette aldığım puanlardan dolayı. İnşallah gönlüm Saadet Hanım'ın gelininden yana. Diva Hanım, ben de konuşabilir miyim? Ama diyordun ki... Bir saniye Emine Hanım, bir saniye. Ben şimdi bir Özge'yi de dinlemek istiyorum. Önce bir gelinlerinizi dinleyeyim. Ya üçlük bir masa olmamasına rağmen kesinlikle değildi. Üçü verdi. Çünkü neden üçü verdi? Kendi en yüksek puanda o zamanki ondaydı. Sırf o yüzden üçü verdi bana. Nermin hiçbir şeyin Hanım tadını alamadım dedi. Ya böyle bir şey yok. Gerçekten çok lezizdi yemeklerin. Ben inanamadım 3'ü 4'ü gördüğüme. Fergan örnek keza senin Enginar sunumların. Aynen. Efendim işte alevli tabaklar doğru geldi. Çaylar ikram edildi. Efendim sandalyeler süslendi. Aynen, hepimizi, beni de dahil olmak üzere çok şaşırttın. Fenomenler haftasına de layık bir sofra düzdüğümü ben Zuhal Hanım, çok özür dilerim. Bir şey efendim söylemek istiyorum lütfen. Gene ne oldu? Nermin Hanım her yemekte, her masada bir kusur arada. Domates çorbasına, pardon ben konuşuyorum sonra tamam, sizi dinlerim. Domates çorbasına dedi ki çok ekşi. Ya domates normalde ekşi değil midir çorba? Tabii ki ekşi olacak. Dedi ki yok, Diva'dan dünkü masada derinliklerde yüzüyorum. Derinliklerde boğuluyorum. Burası havuzda mıyız? Denizde miyiz? Irmakta mıyız? Boğulmaya mı geldin Nermin Hanım? Burası yemek programı. Evet. Hiç, yemeğime hiç adapte olamadı. Diva, ben ona 5 verdim. O bana en düşük puanı 4'tü. En düşük puanı 4'tü bana verdi. Peki. İnşallah Nermin Hanım da kazanamaz. İnşallah. Evet. Hanım, ben de konuşabilir miyim? Evet, inşallah kazanamaz. Evet, yine gönlüm şeyden, Saadet Hanım'ın gelininden. Biraz önce masada en son demişsin ya. Benden yanaysa benim gelinim. Tamam, geçti artık. Ben birazcık da gelinlerinizi dinlemek istiyorum. Cemile, sen neler söyleyeceksin? Yani Zuhal Hanım, yine aynı şekilde arkadaşlara katılıyorum ben. Masalarımız hiçbirinin üçlük dörtlük bir masa değildi. Kesinlikle. Ele fenomenli haftasında yani görmemeliydi. Masalarımıza üçlük dört, masa düzenli 3-4 verirken herkes dörtleri bastı benim günümde de. Evet. Ayşe Hanım da olsun, Saadet Hanım da olsun. Emine Hanım, vardı senin kayınvaliden de dahil oldu bu. Evet, sonradan maalesef benim kayınvalidem de dahil oldu ama ben Diva Hanım'ın bana sivri dilli demesinin çok zoruma gitti. Ha, bir de o mesele yani vardı. Yani bana sivri dilli, ben sivri dilli yani değilim sivri ki hakkını savunan sivri dilli yani mi oluyor? Tatlı dilli demek istedim. Hayır, o ben buna katılmıyorum. Tatlı dilli. Ben sivri dilli, tatlı dilli demek. Hayır, ben buna katılmıyorum ve benden özür. Bir dakika, bir ara sizin 9 puan 4'e düştü. Kimin masasındaydı? Benim masamdaydı. Yok, aslında bir 9 de değilmiş, 9, 7'ymiş. Aynen, 7, bize 7 masada ama 9 söyledi. 9 söyledi. Ya yanlışlıkla bir yandan ağzımdan çıktı. Vallahi aslında bak, 7'ymiş, 4 7'ydi. Olmuş. Bilmiyorum. Bari 6 olsaydı. Heh, mesela. Şimdi, aynen. Peki, tabii bu konuşmalar, tartışmalar bitmez. Ama birazcık da tabii ki şunu da konuşmak gerekiyor. Acaba hiç mi bu hafta fenomenler haftası dedik, 8'i 9'u hak eden gelin yok muydu? Bence vardı ama maalesef kayınvalidelerinizden bu puanları göremedik. Ve bu arada da biliyorsunuz haftanın yemeği, kimileriniz biliyordunuz, kimileriniz ilk defa bununla karşılaştınız. Dedik ki fenomenler haftasında gelinlerimize bize tweet yapın dedik. Kimisi tavuk ciğerinden, kimisi tavuktan, kıymadan yaptı. Bakalım en güzelini hangi gelinimiz yapmış? Hemen haftanın tweetini seçeceğiz. Onun için Emine Hanım sizden başlayalım. Kendi gelininiz haricinde bana bir isim söyleyin. En güzel tweet'i kimden yediniz? Saadet Hanım. Saadet Hanım'ın gelini Fergane'nin tweet'i dedi. Nermin Hanım? İsmini getiremedim. Emine Hanım. Emine Hanım'ın gelini. Sen de Cemile'nin tweet'ini beğenmişsin. Gülsüm Hanım? Ben Saadet Hanım'ın gelinin tweet'ini beğendim. Fergane 2 oldu tweet'lerde. Saadet Hanım? Ayşe Hanım'ın gelini. Özge'nin tweet'i diyor. Ayşe Hanım siz kimin diyorsunuz? Saadet Hanım'ın gelini. 3 Fergane var. En iyi tweet Fergane'ninkiydi dendi. Şimdi ben de fikrimi söylemek istiyorum. Bence de haftanın en güzel tweet'i Fergane yapmıştı. Bir alkış. Bir de Azerbaycan'a sevgiler, selamlar diyelim. Eline sağlık. Hepinizin güzeldi. Tweet'ine hediye eline veriyorum sağ canım benim. Kabul et. Ben hediye. Tüy havi... Ama alınır, hediye alınır. Yo, tüy olsun. Ne yapayım, şu an yanımda tüy var. Diva'da ne olur? Ama Diva sizde mücevherler var, neler var, neler bunlar var. Bunlar çok değerli. Ne söyleyeyim ya, tüye ne söylenebilir ki? Şimdi ama aslında herkes de söyleyeceğini söyledi. Puanlar konuşacak artık. Maalesef yine söylüyorum, yine söylüyorum. Beklediğimiz puanlar ve beklediğimiz menüler de aslında bunlar değildi. Bazılarınızın menülerinde gerçekten biz de birazcık şaşırdık. Daha iddialı menüler, yemekler bekliyorduk açıkçası.
Ama tabii ki yok muydu? Vardı. Şimdi bakalım sonuçlara nasıl sirayet etmiş bu durum. Öncelikle tabii ki açıklamaktan en haz etmediğim sonuçla başlıyorum. Haftanın 5.'si, Fenomenler Haftası'nın en düşük puan alan gelini ve 15.000 TL'ye veda eden ilk ismi... Üzgünüm ama Canan sen oldun, tahmin ediyorsundur. Yani çok üzüldüm. En düşük puanları bana sakladıkları için. Yani niye öyle oldu bilmiyorum ama 15 puan verdiler, evet. Gördün. Ben sana 6 puan vermişim, 21 puanla tamamladın. Keşke ana yemeğin biraz daha güzel olsaydı, daha yüksek puan da alırdın benden eminim. Ama gerçekten Gülsüm Hanım renk kattınız. Gerçekten de iyi ki geldiniz. Sizi unutamayacağız. Eminim Türkiye de unutamayacak. İnşallah kazanamazlar. Bakalım İnşallah. Sonuçlar Gülsüm Hanım'ın isteği gibi mi olacak? İnşallah. Şimdi dördüncümüze geldik. Evet, haftanın dördüncüsü. ...26 puanla Cemile sen oldun. Sen kayınvalidelerden 20, benden 6 puan almışsın. Tıpkı Canan gibi 26 puanla tamamladın. Senin de eline emeğine sağlık diyelim. Sağ ol Canan Hanım. Evet, bütün bölümlerimize... Her dördüncü olmuş, niye alkışlayayım ki yani? Birinci mi olmuş ki alkışlayacağım? Yani biz fenomenler olduğumuz için bütün ekip, bütün gelinlerimizi... Ben alkışlamam. Peki siz alkışlamayın. Ben beşinciyi de alkışlamam, dördüncüyü de alkışlamam. Beni çekemediler, bütün hafta beni çekemediler. Bütün hafta. Kameraman arkadaşlar çektiler diye düşünüyorum. Anlaştılar böyle, gelirken anlaştılar. Ben bu üçü vereyim, ben dördü vereyim, ona kaybettirelim diye. Benim hiçbir şekilde çekemediler. Gönlüm yine Saadet Hanım'ın gelininden. Peki bir kez daha belirtti. İnşallah kazanamazlar. Gülsüm Hanım. Geliyoruz üçüncümüze. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Özge. Birinci alkışlayacağım dedi, kazanırsak alkışlayacak mı? Yoksa gene mi sözünden dönecek? Alkışlamayacağım. Demek ki gene sözünden döneceksin. Alkışlamayacağım çünkü kaynananın yaptığı yanlıştan dolayı alkışlamayacağım. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. O yanlışa bütün kayınvalidelerimiz düştü bu hafta. Alkışlamayacağım. Aynen. Peki. Siz de düştünüz, hepiniz düştünüz. Üçüncümüzü açıklıyorum. Dördüncümüzle arasında 1 puan. İkincimizle arasında 1 puan. Birincimizle arasında 2 puan var. Yani kızlar, bu haftanın birincisiyle ikincisi arasında 1 puan fark var. Tıpkı Cemile daha evvel de katıldığın gibi. Kazanan 1 puan farkla şu 15.000 TL'yi Fenomenler Haftası'nda başarmış olarak evine götürecek. Kaybeden ise sadece ve sadece 1 puanla kaybettiği için derdine yanacak. Teşekkürler Merve. Ama şimdi üçüncümüzü açıklıyorum. Hülya sen oluyorsun. Fena da puan almamıştın aslında. Baktığım zaman yüksek bir puan almışsın. Oo! Diğer gelinlerimize. Yüreğimin yağları eridi. Oh, şükürler olsun. Oh oh, ne kadar mutluyum. Yüreğimin yağları eridi. Oh, ben yüksek puanı vereyim. Sen gel bana dördü ver. Oh oh oh. Siz de çok yüksek vermediniz. Sefam olsun. Sefam olsun. Sakin olun. Sanki bana 10 vermiş. Oh, kazanamadın ya cevabınızı. 15, 4. Siz de aldınız Ayşe Hanım'dan cevabınızı. Evet. Bizimle uğraşmayın bence. Evet, Hülya'cığım sen de kayınvalidelerden... Kayınvalidelerden 21, benden 6 puan almışsın. 27 puanla tamamladın. Evet. Senin de eline emeğine sağlık. Hülya'yı da bir alkış. Oo, wow. Fenomenler Haftası'nda gerçekten her şey çarpı 2 katıydı. Yaşanan coşku da, gerginlik de, yemekler de, kayınvalideler de gerçekten... Bize unutulmayacak bir hafta yaşattılar ama sanırım en unutulmaz an şu an Fenomenler Haftası'nda, ikinci şanslarında. Fergane çok heyecanlı, en yakın rakibesi tabii ki Özge. Aynı şekilde Özge'nin de en yakın rakibesi Fergane. Aralarında 1 puan fark var. Acaba 1 puan farkla Fenomenler Haftası'nda tam 15.000 TL'nin sahibi dakikalar sonra... Buradan şampiyon olarak ayrılacak olan isim acaba hangisi? İkisinin de yemekleri çok lezzetliydi. Aralarında 1 puan fark var. Tam Fenomenler Haftası'na yaraşır bir rekabet izledik ikisinin arasında. Hem sunumlarda hem lezzetlerde. Ama bir tanesi 1 puan farkla Fenomenler Haftası'nın birincisi oluyor o isim. Ne güzel, tebrik ediyorlar birbirlerini. Bravo.
Tebrik ediyorum Özge. Pergen'le seni de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sizi böyle yanıma alayım sosyal mesafeyi gözeterek. Tebrikler Özge, tebrikler Ayşe Hanım. Bir puan farkla kaybettim. Bu sefer olmadı Fergen'le. Geçen sefer birinciliği tatmıştın. Evet. Kayınvalideler hani sana... Hanım, pardon, bir şey söylemek istiyorum. Efendim, yine ne oldu? Lütfen söyleyeceğim. Birincilik Ferdane'nin hakkıydı. O zaman ama ben 5 gündür yarışıyoruz, 5 gündür. Kendim için konuşmuyorum, kendimi ayrı koyuyorum. Evet. Ama ben 5 gündür Ferdane'nin masasından başka güzel masa görmedim. Konuş hakkımı yemeseydin şimdi galip ben olurum. O da benim hakkımı yedi. Peki. Herkes benim hakkımı yedi. Bu Gülsüm Hanım, Gülsüm Hanım, Gülsüm Hanım, sakin olun. Sen de benim hakkımı sakin yedin, ama benim masa beşlik Hanımlar, değildi ki. Ya sen de kazanamadın, ben de kazanamadım. Çok iyi oldu. Şovlarınızdan yemeklerinizi çok yemediniz. Evet, Özge. Şimdi en yakın rakiben kayınvalidelerden 19, benden ise 9 puan almışsın. 28 puanla tamamladın. Eline, emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten de yemeklerin çok lezzetliydi. Ona keza sunumlarında olmayan ufak tefek şeyler vardı. Ben sadece 1 puan kırabildim. Sen ise Özgeciğim kayınvalidelerden 21, benden 8 puan almışsın. 29 puanla sen de birinciliği hak ettin. Güle çok güle harca. Ederim. Sağ olun. Evet, çok sağ olun. Bütün kayınvalidelerimize ve gelinlerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Elinize, evet, emeğinize sağlık. Afiyet sevgili olsun izleyenler, Fenomenler Haftası'nda sizlere böyle bir hafta sunduk. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdilik bizden bu kadar. Tekrar pazartesi günü bir beraber oluncaya değin. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum ve bütün fenomenlerimizi alkışlıyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bravo Ayşe. Ben alkışlamam. Niye alkışlayayım? Hain hakkımı yedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.